Aha canlısın dedi. Selamlar. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Allah. Nasılsınız, iyi misiniz? Sesim geliyor mu? Yeni mi uyandın mı? Yok be, ben sabah 9.30'dan beri ayaktayım. Selamlar, selamlar. Uğur Varol, selamlar, iyi seyirler herkese. Ailecek seni izliyoruz demiş. Uğurcum, iyi seyirler, hoş geldin, selamlar. Sesim geliyor, harika, şahane. Efendim, 2024'te arka arkaya yayınlarımız devam ediyor. Şaşırtıcı, şaşırıyor olabilirsiniz. Lan arka arkaya ikinci, ne oluyor lan falan filan diye. Derdine derman, hoş geldin, teşekkür ediyorum. Türk torunu, selamlar, hoş geldin. Üzerindeki Pink Floyd mu? Aynen. Pink Floyd sevdiğim bir grup. Ahmet Çakır selamlar. Pink Floyd efsanedir ya. Pink Floyd'u bilmeyen yoktur herhalde. Uğur Varol 10 tane katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Selamlar, 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 selamlar. Rabia'cığım merhabalar, hoş geldin. Merhabalar. Evde tek başına devam edecek mi? Yapımcısı yeni bir bölüm çıkarırsa, yapımcısı derse ki aha bu benim final bölümüm, evde tek başına'nın aha da 5. bölümü derse, çıktığında oynarız elbette. Ama şu an ilk 4 bölümü çıkmıştı, onları da oynadık, yaptık, bitirdik, kanalda var. Büşra Usta selamlar Büşra'cığım, hoş geldin. Enes Temel ikinci yayında, selamlar abi, iyi yayınlar, seviliyorsun bir şey. Hoş geldin Enes'ciğim, merhabalar. Şimdi arkadaşlar yayınımız 11.30-12'ye kadar sürecek. Sebebini söyleyeyim. Erol askerden dönüyor bugün. Erol'un çantası vesaire her şeyi bende. O 12 gibi falan gelecek. Ona çantasını falan vermem lazım. Bir de adam askerden geliyor. Biraz oturup sohbet muhabbet edeyim. Erol'un dönüşüyle birlikte ekip korku oyunlarımızda geri dönüyor olacak. O yüzden 12'ye kadar falan yayındayız. Bilginiz olsun, haberiniz olsun. Onu en baştan bir söyleyeyim. Bizim Erol askerliği yaptı, geliyor. Hacı Baba Mahmudov selamlar, hoş geldin. Mount & Blade hiç düşünmüyorum Mehralicim. Yani aynı oyunları defalarca ilk kez oynuyorsun. Black Mesa Definitive Edition oynamıyorsun. Alice Walker. Oynarız abi. Oynamayacağım. Hiç oynamayacağım demedim ki. Oynarız. Her şey vakit ve zamanla yani. Her oyunu anında oynayamayız. Vakti gelince oynarım. Bir bakarsın 5 gün sonraki yayında onu duyurmuşumdur ya. Bilmiyorum. Kafama göre. Senin Last of Us serini bitirdim. Oyunu oynayamasam da film tadında sıkılmadan izledim. Hikayesi olsun, müzikler olsun. Beni çok dinlenen etkileri düşündükçe ağlıyorum birden. Seviliyorsun demiş. Ata, keyif aldıysan ne mutlu. Last of Us öyledir abi. Last of Us üzer abi. Last of Us öyle bir oyun. Tüyleri diken diken eder. Batuhan Aydın 6. ayında korku dedim mi? Aha da buradayız demiş. Batuhan'ım hoş geldin. Teşekkür ederim. Arzu ta Kanadalardan selamlar Mete. Ben iyi mi yayınlar demiş. Ben de iyiyim Arzucuğum, çok teşekkür ederim. Nasılsın, okumadım o an, pardon. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Hoş geldin. Little Company. İşte Eray nereden çıktı lan? Aa, Eray da yazdı az önce. O da hafta sonu gelecek galiba. Erol döndü ya askerden. Oynayacağız Little Company. Hepaistos aramıza katılmış. Çok teşekkürler. İlyas Gündoğdu. Selamlar. Harun Kaya. Aleyküm selam. Hoş geldin. Merhabalar. The Bridge Curse 2 ne zaman geliyor? Demos çıkmıştı biliyorsunuz. Onu oynadık da full sürümü ne zaman çıkıyor bilmiyorum. Full sürümünü bekliyoruz. Full sürümü çıktığında oynarız. Bu sene çıkacak ama tarihi bilmiyorum. Grand RP, ya bugün Grand RP yapamam işte. Erol gelecek dedim ya. Adam askerden dönüyor. Çantası falan bende. Onu falan vereceğim. Bugün yapamam ama yarın yaparız. Yarın yaparız. Hani yarını mesela yayında oynayamasam bile yayın bittiğinde gelir oynarım yani. Öyle söyleyeyim. Ya da gün içerisinde girer oynarım. UFO temalı korku oyunu yok, daha çıkmadı. Sesim az değildir ya, sesim iyidir. Sesim az mı? Skip atmış, ona devam etmiş. Devam skip atmış, garip bir nickmiş. Öyle bir atmış ki nicki. Ona devam edeceğiz, merak etmeyin. Eray'la yapacağız onu. Sadece Eray'ın yurt dışı seyahatlerinden dolayı bir ara vermek durumunda kalmıştık. Sincan Fatih'e gel. Hey gidi Alper Özkan. Abi Ankara'ya gitmeyeli çok oldu be. Anısı var, gidemiyorum. Özgür Bisren hoş geldin abi. Aynen öyle bir nick.
Yuni Hami hoş geldin, teşekkür ederim. Simge Özkutlu hadi başlayalım demiş. Simgeciğim hoş geldin, teşekkür ederim. Başlayacağız ama öncesinde şunu söyleyeyim. Yayını duyurdum, hani yayını işte hani paylaştım burada ya bir yarım saat öncesinde. Yarım saattir şeye bakıyordum chatte, cevap da yazmadım bilerek. Chatteki yazılanlara bakıyorum. Uzak Doğu korku oyunlarına derdiniz ne la sizin? He? Yani ben sadece Uzak Doğu korku oyunu oynamıyorum ki. Ne korku oyunu varsa elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Hatta bugün var ya farklı farklı başka bağımsız yapım. Hiç böyle Uzak Doğu Uzak Doğu alakası yok. Hatta bir tane korku oyunu vardı. Yapımcısı dedi ki ben seni oyunun içerisinde Easter egg olarak koydum. Lütfen onu da oyna diye. Onu vesaire oynayacaktım. Sonra dedim ki ulan şu Fatal Frame'e bir bakalım. Bu Uzak Doğu yapımı bir yapım. Efsane yapımlardan bir tanesi. Zaten Steam sayfasına girerseniz de herkesin de genel anlamda çok beğendiği bir yapım şimdi oynayacağımız. Ben bunu geçen sene oynamış olmam lazım ilk kısmını. Ama hatırlamıyorum yani. O kadar çok oyun oynadım, o kadar çok korku oyunu oynadım ki üzerine. Oyun nasıldı vesaire bilmiyorum. Türkçe yaması çıkmış. Türkçe yaması çıkmışken de bir deneyelim dedim yani. Yani bu zaten arkadaşlar beğenmezsek çıkarız. Bu şey değil. Bir de her korku oyununda şey beklemeyin. Böyle ekrana jump scare çıksın. Aman pıkık diye korkalım falan. Öyle şeyler beklemeyin. Aksine böyle ekrana korku öğesi çıkmayan, yani böyle jump scare çıkmayan, geren, hikayesi güzel olan korku oyunlarını daha çok seviyorum. Mesela insanlar bu oyunun hikayesi çok güzel demiş yani. Bilmiyorum ne anlatıyor. Hani kaliteli korku oynayalım. Yoksa şey değil. Yani bir tane koridor olsun. 5 adım atalım. Ekran diye bir şey çıksın. Yapma lan artık. Ha? Bunu geçelim artık ya. Ne dersiniz? Ya böyle bu tarz oyunlardan ziyade daha böyle hikayesiyle bizi saracak kaliteli, buram buram böyle korku kokacak oyunlar daha güzel olur ama. Mesela prototip birisi şey yazdı. Prototip oynamadı dedi. Oynarız abi, onu da oynarız. Ayıpsın ya. Onu da oynarız kral. Oynarız. Bu sene oyun yok zaten. Yani bu sene dediğim gibi oyun yok. Eskileriydi. Yeni çıkan hani nadir yeni çıkanlarıydı derken oynar gideriz. Umarım bol bol korkarız demiş Simge. Umarım. Bak bilmiyorum. Oyun korkutur korkutmaz bilmiyorum. Final Fantasy 7 Remake Part 2 Şubat'ta çıksın, oynarım abi, zaten oynayacağım. Lastro 20. ayında iyi akşamlar Mehmet abim, iyi yayınlar dedim demiş. Hoş geldin, selamlar. Taha Keler 3. ayında iyi yayınlar Mehmet abim, umarım iyisin demiş. Gayet iyiyim. Sizler de iyiseniz daha da bir iyi olurum. Bu prototip bizim ülkede çok seviliyor ya. Garip bir oyun ha. Bizim ülkede bu prototip seviliyor abi. Acayip bir oyun yani. Hemen şuradan Fatal Frame'o. Aa yanlış oyuna girdim. Neye girdim lan? Galeriye girdi. Bu ne o? Aa bu da fenaydı ha. Fatal Frame. Arzu Özkan 13. ayında. Çok teşekkür ederim Arzucuğum. Çekikler güzel korku oyunu yapıyor ama. Abi şimdi bazı korku oyunları var. Uzak Doğu oynadığımız. Affedersin bok gibi. Ben de kabul ediyorum. Ama oynuyoruz bak, biz korku oyununu iyi ya da kötü diye ayırmıyoruz. Biz ne varsa önümüze koyan yemeği yiyoruz. Korku oyununda öyleyiz biz. Biz korkuyu seviyoruz yani. Topluca hep birlikte seviyoruz. O yüzden önümüze ne konsa yiyoruz abi. Ne konsa yiyoruz. Serhat Kural, korku oyunlarından değil, senin tepkilerinden korkup zevk alıyoruz. Oyunda çok önemli değil sen varsan demiş. Estağfurullah abi, oyun da önemli. Tepki tabii, tepkinin yeri bambaşka ama oyun da önemli. Hikayesi aksın ki bam 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 gitsin. Barancım, Lies of P'yi dur bakayım. Yarın oynarsam cuma günü cuma günü oynayacağım. Cuma günü oynayacağım. Yapacağım yani, merak etme. Lies of P'yi ben sizden daha çok istiyorum oynamayı. Emin olun. Batsi gene Tuğçe'me selamlar demiş. Sevgiler demiş. Bak seni çok seviyorum demiş. Tuğçe'nin bu Batsi'yi görmesi lazım artık. Beyza Yılmaz hoş geldin. Beyza Çevik. Beyza'cığım selamlar. Teşekkür ediyorum desteğin için. Janti Diyelel hoş geldin. Priva'da Çamsakız Çoban Arma aramızda, teşekkür ederim. Fierce Fatum Iron Bark Lookout. Bunu da oynar mıyız? Okan Devil. Biz onu oynadık abi. YouTube'da canlı sekmesinde var. Lütfen oynadığım korku oyunlarını YouTube kanalında bakmadan şey yapmayın. Hadi bunu da oynayalım demeyin. Çünkü ben oynamışımdır. Bir kanala bakın önce. Biz onu oynadık. Urbex Night Security. O benim listemde var abi. Oynayacağım.
Oynayacağım. Şimdi bu oyun normal şartlarda 7 ile 10 saat sürüyor arkadaşlar. Ya böyle harbi bildiğin Resident Evil falan kafasında bir korku oyunu bu. Yani öyle uzunlukta. Bildiğin uzun metraj korku oyunu bu. Korku gerilim oyunu. 7-10 saat sürüyor. Baktık akıyor güzel, ulan bu akar dedik mi bunu 2-3 yayında bitiririz gibi düşünebiliriz, anladın mı? Yeni yıldan beklentim mi? Size daha çok oyun videosu paylaşıp daha çok korku oyunuyla ve daha çok hikayeli oyunla karşınızda olmak. Başka bir beklentim yok. Bir de kilo verirsem harika olur. Bir de bu yıl 2023'ten daha iyi olsun. Ülkemiz adına, insanlık adına daha iyi. Tuğçe'cim tamamlar. Tamamlar ne ya? Tamam şimdi gördüm. Hallederiz. Muhammed Bulut 4. ayında çok teşekkür ederim. Sebra Güzel, Çamsakız Çoban Armağanımıza çok teşekkür ediyorum. Ahmet Emre Gaming hoş geldin abi, selamlar. Hoş geldin. Bak mesela ben burada Silent Hill 3 oynayacağım, adam diyecek ki... Bu ne ya, jumpscare yok. Ekrana bir şey çıkmıyor. Ya bir bırakın oğlum şu ekrana bir şey çıkmasını. Rahat bırakın ekranı artık. Sagopa olacak olacak. Merak etme. Olacak abi. Bu yıl onun üstüne düşeceğim olacak. Selam abi, yetiştik de yayına. Tabi orta köylerde gezin tozun, sonra yayına yetiştik. Aybars çok teşekkür ederim katıldığın için. Hoş geldin. Ekranı rahat bırakın artık. Metal Gear Solid'i baştan sona düşünüyorum. Bakalım. Durun tamam, şimdi oyun önerisini bir kenara bırakın ya. Aa, bir dakika ne? Lan? Abi seni chat'te darlayan Batsi benim yavukluğum. Düğünümüzde çağırsan gelir misin demiştin ya. Ha! Tamam. Tamam Tuğçe'cim, ben mesajı aldım. Tamam. Perseus bir katılı diye etmiş. Çok teşekkür ederim. Soap Mac'teş 2. ayında Azerbaycan'a sevgiler, seviliyorsun kral. Hoş geldin. Furkan Kocaman, Çamsakız Çoban aramızda çok teşekkür ederim. Hazır mıyız? He? Metal Gear Solid 3 Remake oynayacak mısın sorusunu kabul etmiyorum ya. Tabii ki oynayacağım ama bana sorulur mu? Abi ismin ne? Mete. Kediler nasıl? İyi. Ne aslında? Sağlığınıza duacı. Daha demin yemeklerini yediler. İyiler. Aybasçım bir katıl daha hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Emir bizim numune dönüyor lan bugün. Erol dönüyor. Pine Harbor demosu varmış. Bakma şansı olsa bakar mısın? O neymiş ya Pine Harbor? Bakarım. Damlacığım çok teşekkür ederim desen için. Ay ay. Mete gelmiş demiş. Asıl ay ay Damla gelmiş. Hoş geldin. Muhammed Bulut çok serili korku oyunları isteriz kanka. Buyursunlar. İlki. Hadi verin go'yu da başlayalım. Hikaye konusunda hiçbir fikrim yok. Bak bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz ya. Sen sadece arkana yaslanıyorsun. Yiyecek içecek aldıysan yanında tadını çıkarıyorsun. Bir yandan da yayını beğenmeyi, yayın sırasında olur, yayından sonra tekrarını izlerken olur. Beğenmeyi unutmuyorsun. Abone oluyorsun. Bildirim çanını açıyorsun. Ha bir de bolca su içiyorsun. Bunu unutmuyorsun. Saatlerimiz 21.14. Vakit kaybetmeyelim. Asker gelecek, askeri karşılamam lazım. Asım Taşoğlu 31. ayında selamlar yayına, haydi başlayalım demiş. Selamlar abi, teşekkür ediyorum. Mesut Arı çok çok teşekkürler. Arda da 02 çok teşekkürler destekleriniz için. Ban ban en kısa zamanda diyelim. Korkuya başlayalım efendim. Huzurlarınızda Project Zero yani Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Normal iyidir. Normal tadında. Bu oyun bir kurgu eseridir. Gerçek organizasyonlar, olaylar veya yaşamış ya da ölmüş kişilerle herhangi bir alakası yoktur. Bokunu çıkarmayın. Madoka, nanka omoidaseta? Abo, Japonca bile. Zeyben bayi no koto da shi. 私たち5人が映っていたのは確かにこの建物ね、うん、ねえ美咲本当にここに来ればよかったのかな写真の場所でも何も思い出せなかったしもう帰ろう私の言う通りにしてればいいのあまねんグズラルユレイプスズラルマドカもあんな風になりたいの
私たちを見てしまった。次は私たちの番だ。神隠しにあった5人が順番に。やめてよ。やめてよ。あ、です。そういえばこの感じ。どこに連れて行くの？連れて行かないで。マスケ filmindeki maske. Misaki. Oğlum bilmediğiniz yere niye geliyorsunuz ya? Evet, Madako Tsukimiro. Tsukimiro ile oynuyoruz. Let's go. Etrafa bakma, tamam, okey. Oynadığınız hedefleriniz güncellenir. Tamam. Misaki Aso'yu bul. İsimler çok önemli, unutmayalım. Misaki'yi bulacağız. Misaki. Yar beline beline sarılama. Misaki? Anne kantayı katıka. Kapı kilit abi. Okey. Lan dur bir yavaş. Misaki? Misaki! Misaki Tsubasa'daki forvet değil mi ya? Tsubasa'nın arkadaşı. Ayda koşma. Temel kontroller 2. Oyunda koşma var. Tuttuk. Hızlı dönüş. Bakayım. Hop. 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 Güzel. Ay. Ay, incilerim dökülmesin. İncilerin dökülmesin, yok efendim dökülmesin. Aa, fener bulduk, güzel. Yerdeki ne, Misaki'nin el feneri mi? Ne bileyim oğlum, sen bileceksin. Ben Misaki'nin el fenerinin şeyi miyim ya? Kore. Bekçisi miyim? El feneriniz karanlık alanı yaratır ve çevrenizi araştırmanıza yardımcı olur. El feneri kamerayla aynı anda parlatmak için... Ay, tamam. Hayır, bu Misaki'nin değil. O... Aa, Misaki! Lan! Misaki! Misaki! Lem YT, çok teşekkür ediyorum senin için. Hakan Esmer, Erol geliyor, ekip oyunları, korku oyunları geri dönüyor demiş. Eyvallah. Aynen öyle. İblis keser izleyen öylesine biri. Oğlum nasıl bir nick lan bu? Teşekkür ederim desteğin için. Misaki? Nande batte bayo? Kapı içeriden kilitlenmiş. Misaki mi içeri? Misaki mi kilitledi acaba? Ne diyorum? Koko ni kage ga aru kamo. 2F hemşire istasyonu. Anahtar orada olmalı. 2F hemşire istasyonu. 2F hemşire istasyonu nerede? Mesela bura ne? Bura kilit abi. Arkadaşlar, bu oyunu bir yıl önce sadece ilk yarım saatini mi 40 dakikasını oynadık. Oyun 7 saat diyorum, 7 saat. Ya hiç yayının başını dinlemiyorsunuz ya. Bak, yayın başlıyor ya, şöylesiniz. Bak, açtın ekran şöyle, kulaklıkla dinliyorsun ya. Bunu böyle atıyorsun buraya. Ben orada konuşuyorum. Bala 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 bala. Ben konuşuyorum ya, sen hiç diyor. Öyle yazıyor. Şu gelsin, bunu oynayalım. Şunu oynadık. Bunu oynamadık. Oynadık bunu. Bunu oynadık ama ben söylüyorum zaten. Yok. Bir dinleyin lan. Ben duvara mı konuşuyorum? Bura kaç? Adam kulaklı. Sesi kapatıyor. Oyuna başlayana kadar. Benim o baştaki konuşmam. Kim ya Mete'nin baştaki konuşması? Gel Mete'yi yani, değil mi orada? Ha. Nerede bu hemşirenin odası? Ben binayı bilmiyoruz ki, hemşirenin odasını nereden bulak ya? Ay. Hemşire. Al işte. Al işte. Hadi buyurun.
Hemşo. Kız bizi böyle, biz böyle kaçarsak bizi kovalayan, yani kovalamaz ki bizi, yakalar bizi zaten bilir. Böyle kaçılır mı, böyle koşulur mu? Ay! Pıtık pıtık. Aman. Ay ay ay. Tamam, şu dönüş iyi ya. Şuna alışmam lazım. Perseus'cum teşekkür ediyorum. Kapı sesi geldi. Hemşire! Nursey? Yavaş. Oğlum kütüks diye başladı olay ya. Ya dakika bir gol bir hayalet gördük. Hadi buyurun ya. O ne lan? Nafiz abi? Nafiz abiyi çizmişler. Yavaş. Aha vallahi boyut atlattılar, yemin ediyorum. Vallahi boyut atlattılar. Abla ne odası, biz daha yeni geldik. Bize resepsiyondan anahtar verilmedi. Kontrol odası Summerends. Perdeler açılarak odanın içerisini gösteriyor ama içerisinde bir şey seçemeyecek kadar karanlık. İçeri nasıl gireriz? Kapıdan. Tamam, doğru, kapıdan. Kıyafet var. Burada kimse yok. Çevrenizde bulunan çeşitli nesneleri inceleyebilirsiniz. Flash'ın üzerine tuttuğunda parlayacaktır. Tamam. İncelenebilir şeyler parlayacak. Long Dark'ın ikinci bölümü yarın. Yarın Long Dark'ın ikinci bölümünü bitireceğiz. Hazır olun. Kara kış devam edecek. Ha, şuna uzanmamız lazım. Bismillah. Hemşirenin notu. Kağıdın üzerinde bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Müzenin anahtarını masamın üstüne koydum. Müzede yeri doldurulamaz pek çok nesne var. Bu yüzden lütfen kapıyı her zaman kilit tutmaya özen gösterin. Hangi masanın? Hemşire üniformalı ve diğer eşyalar vitrinin içerisine dağılmış durumda. Ha, burada galiba anahtar. Ah, müze anahtarını bulduk. Güzel. Tamam. Misaki'nin girdiği odanın anahtarı. Ha, haritayı menüden görüyormuşuz lan. Ayrıca doğrudan harita ekranına geçmek istiyorsanız buna basacağız. Ha, haritayı buradan açıyoruz. Yazın sonu... Tamam. Biz buradayız. Ha, bu koridora gideceğiz. 1F, Rogetsu salonu. Tamam. Let's go abi, anahtarı alıp gidelim. Biz kimiz? Niye buraya geldik? Yazın ne oldu? Bu hemşire kim? Burası bir hastane... Allah belanı vermesin, aklım gitti. Kapat lan şunu! Lan kapat şunu! Akıl sağlığımızla oynuyor onun çocuğu ya. Al, boş! Lan! Arkamda gerizekalı. Şükürler olsun. Den 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 den. Hi guys. Ayak koku kara denaydı. Yavrum Misaki falan boş ver. Topuğun kırılmadan çıkalım biz buradan. Vallahi bak. Topuğunu kırarlar senin bak. Ayakkabının topuğunu kırarlar. Allah aşkına çıkalım la. Madoka.
Mado. Mado beni dinle Mado. Madoka bir tanesin yavrum. Hadi çıkalım biz. Mado bize göre değil. Bizlik değil, bizlik değil, bizlik değil. Çıkalım biz. Ya bana ne misal ki benim babamın kızı mı ya? Bazen yanlış arkadaşlar tercih edersin, seçersin. Öyle bir insan diye düşünüyorum. Çıkalım abi. Ailesi ilgilensin. Bizim ilgilendirmez. Ben şu kapıya direkt gidiyorum. Ben direkt çıkacağım. Japon Japon'u perili evde satarmış abi. Yürü. Ben çok güzel bir hanımım ya. Ben çok güzel bir hanımefendiyim. Ben gideceğim. Lan ben gideceğim ya. Allah'ım alıkoydular. Allah'ım zorla tutuluyoruz. Gebereceğiz burada. Hepsi grubu gibi 5 kişiyiz. Bir arada çok iyiyiz de tek tek hiç iyi şey olamadık ya. Bak hep başımıza bela geldi. Niye böyle oldu? Lan. Misaki. Misa. Lan. Tamam aç şeyi. Anahtarı kullandım. Ne diyorsun ya? Abla sen kimsin? Kurban olayım. Her yerden biri çıkıyor. Hemşire misiniz? Ay! Kaçta mı dedi? Ne dedi o? Oo bak lan. Aa, camda ha. Bana bak ruh hastası bir oyun bu ha. Bakma hala da camdan bakıyorsun ya. Işığı aç. Ha geç açık. Misaki. Misaki. Tek gözü de kızı nereye kaldırdılar? Japonca yok. Burada ne yazıyor bilmiyorum. Japoncası olan burayı bir hızlı bir tercüme ya. Eski kitaplardan oluşan bir koleksiyon. Kunihiko Aso ismi neredeyse yer yer seçilebiliyor. Kunihiko Aso. Profesör Aso'nun notları. Üzerinde Kunihiko Aso yazıyor. Ruhani potansiyele sahip olanlar ortalama bir insan için görünmez olan gölgeleri, formları görebilirler. Ölülerin ruhları bir yerde geride bırakılan düşüncelerin kalıntılarıdır adeta. Benim kameram olan Obscuram, ruhlar dünyasına dair ipuçlarını yakalamak için ortaya çıkarılmış, yaratılmış bir kamera ve şimdi onun yeteneklerini daha da geliştirme şansına sahibim diye yazmış Profesör Aso. Buradaki araştırmalarım sırasında Rogetsu Adası'nda maske yapımında kullanılan malzemelerin kamera Obscura kamerasının bu gölgeli formları filme alma yeteneğini geliştirebileceğini keşfettim. Ayrıca Obscura kameramın benim bile beklediğimden daha büyük bir güce sahip olduğuna inanmaya başladım. Bu Obscura kameranın onları fotoğraflarken bu gölgeleri etkileme gücüdür. Bu ruhani potansiyeli olanların bahsettiği şeytan çıkarma gibi bir şey adeta. Bu adada yaptığım deneyler beni bu cesur kanaate ulaştırdı. Otelin sahibine bir Obscura kamerası bağışlamaya karar verdim. Neden bağışladığımı açıklamadım ama. Bu adanın kamera Obscura'nın gücüne ihtiyaç duyacağı bir günün geleceğinden hissetmekten kendimi alamıyorum. Umarım yanılırım ve böyle bir gün asla gelmez. Obscura kamerası. Ne bu şey mi? Fuji film mi? Ne oluyor oğlum? Eski bir kamera. Profesör Oso'nun bu bahsettiği Obscura kamerası olmalı. Allah!
Abla sen kimsin kurban olayım? Ne oluyor lan? Kamera obscura akıllı almaz olanı görüntüleme mühürleme gücüne sahip bir özel kameradır. Bir raid ortaya çıktığında kamera obscura fotoğraflarını çekerek onu mühürleyebilirsiniz. Fotoğraf çekme. Kamerayı çıkarmak için Y'ye bas. Kamerayı tutarken fotoğraf çekmek için RT. Tamam. Fotoğraf makinesini bir hayalete doğrulturken RT mesajı hayaleti kilitlenin. Allah Allah. Tamam. Şak. Ava ve kedavra. Öyle expecto patronumu koyarım işte. Ne insanı kızım, hayal etti işte, bu bir insan mıydı diyor ya. Ya sen Japonsun, sen akıllısın ya. Allah aşkına bunları sorma ya. Aso Müzesi'nden harbi ayrılalım artık ya. Bir dizi kamera, hepsi oldukça eski görünüyor. Ben kamerayı neremize soktuğumuzu bilemedim ama. Biz kamerayı neremize soktuk lan? Burada mı çıkıyorsun? Çık gidek. Başakçım hoş geldin. Bu kim? Kimse kim, bana ne? Allah! Oy! Oğlum ne oluyor? Aha araya aldılar. La oğlum yapay zeka, ne salak bir çevirim var ya. Tamam. Evet. Ah. Cemal'cim hoş geldin. İyi mi, seni sormadım. Dare mo oboetei nai koto wa sonzai shinai koto ni naru no daro ka? Hadi buyurun. Öyle mi chat? Watashi ni wa ben çocukluğuma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Dinleyin.私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは 1つの旋律. Oğlum ne oluyor? Dansöz müydü o? Ne oluyor oğlum? Ha, dansöz çağırmışlar. Ahli alafishbin. Dani alexni. Kokoda togirete shima. Anı burada bitiyor. Onmak to tomo ni yomigaeru kiyoku no kakera. Kono kiyoku. İyi miyiz? Are ga rougetsu to. Bu kız bu arkadaşlarının yanına mı gidiyor? Onları bulmaya mı gidiyor? Ne yapıyor lan? Tarino tomodachi ga shinda. İki arkadaşım, Mari ve Tomeo. Tomoe. Marie to Tomoe. Yakın zamanda ölü bulundu. Kamikakushi ni atta uchi no tari. Yıllar önceki 5 kişilik bir arkadaş grubu. İkisi ölmüş. İkisi de geldi. Misaki to shima ni iku to watashi. Ha, Madoka ve Misaki. Madoka'yı az önce oynuyorduk. Misaki'yi takip ediyorduk. Bu da, bu kız da bunları aramaya geliyor. Bu da annemiz. Demo. Atashi wa tashikametai. Ano toki nani ga atta no ka. Soshite ushinatta kiyoku no saki ni nani ga aru no ka. Ha, bu kız bir şeyleri hatırlamıyor. Arkadaşlarıma ne oldu? İkisi öldü, ikisi kayıp gitti, geri dönmedi. Annem de sen vefat. Yavaş oğlum, ne oluyor la?
Netflix'teki hafta sonu korku filmleri gibi ha, böyle hafta sonu izlemek çıtır korku filmi gibi. Hadi bakalım. Ruka Minazuki, birinci kısım. Çağrılış, uyanış. Bölgeyi arayın. Abi Madako'ya çok üzüldüm. 3 kişi aldılar araya ya. Misaki desen zaten yol. O zaten yolunda. Prensesi pek çok teşekkür ederim desteğin için. Çok çok teşekkürler. Aybars'cığım hem katıl hediyelerin hem de desteğin için çok teşekkürler. Çekim moduna başlamak için RBX çıt çıt modu mu? O ne lan? Çıt çıt şey mi? Toka? Çıt çıt. RBX. RBX. Burada mükemmel fotoğraf çekmek için karakter ve hayaletleri serbest konumda değiştirebilirsiniz. Ha, fotoğraf modu. Ya oğlum ne fotoğrafı, geç Allah aşkına. Snapchat'e fotoğraf mı atıyorsun? Vay 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 vay. Yavrum sen de mi çıt çıt duruyorsun? Yavaş. Aha 5 kız. Hatırlıyorum. Bir fotoğraf. Burayı biliyorum, bir şekilde biliyorum. Mekan değişti. Lan bir şey diyeceğim. Mekan değişti değil mi? Aynı yer ama farklı mekan içi. Drex'cim hoş geldin. Resepsiyon bankasına bir kalemlik ve bir zil yerleştirilmiş. Çanın kaplaması çıkmış ve artık çalmıyor. Ha, zil çalmıyor. Okey. Yavaş. Aa yok, burada değil, bir dakika. Misaki'yi aramaya şu ara yoldan gitmiştik biz. Dur lan kamera bir dur. Şimdi karakter tamam. Şimdi olayı bir anlayalım. Ruka. Kızımızın adı. Okey. 5 arkadaşlar çocukluktan kalma. Bu 5 arkadaştan ikisi hayatını kaybetmiş. Rogetsu adasında. Sonra bu diğer iki arkadaşı, yani Madako ve Misaki, bunları aramak için buraya gelmiş abi. Misaki bir zaten az önce kafayı yedi, ortalıktan kayboldu. Biz de Madako ile Misaki'yi ararken Madako da hayaletler arasında kaldı, jortladı. Bu kız da hem o arkadaşlarına ne olduğunu öğrenmek hem de hatırlayamadığı geçmişini hatırlamak için bu adaya geliyor. Rogetsu adasına. Bakalım. Şimdilik anladığımız bunlar. Let's go. Allah Allah, burada açılmıyor. İsmi Roka dedim de neydi lan ismi? Neyse işte bir tane öğrenir şimdi adını ya. Kızın adını. Oyun boyunca farklı yerlerde bulunan sarı fenerler birbirinizi... Ha, oyunu kaydetme yeri. Tamam. Tamam. Fenerle oyunu kaydediyoruz. Nerede abi? Ha, güzel. Save. 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 Ruka. Ha, Roka diyordum ya. Ruka, Ruka aynen. Ben Roka diyeceğim. Bayılırım Roka'ya. Ciğerin yanında falan biz gider. Ora açılmıyor, bura açılmıyor. Ne bok yiyeceğiz biz? Bir üst kata çıkayım bakayım. Bak bu hanım kız daha cevval koşuyor. Daha bir cevval hareket ediyor. Katlanır bir kapı sağlığına erişemiyor. Aa, bu kapının diğer tarafına erişemiyorum diyor. Araya sıkışmış bir notu var. Üzerinde yazı olan bir kağıt parçası. Madoka'nın el yazısıyla yazılmış. Önümüzde uzanan Rogetsu adasını gördüğümden beri kalbimde ağır bir acı var. Orada geçirdiğim zamana dair hiçbir şey hatırlamıyorken adanın sadece görüntüsü bile neden nefes almamı o kadar zorlaştırıyor ki? Misaki haklı olabilir. Burada bir şeyler olabilir. Aniden bana Rogetsu adasına gideceğini söylediğinde Misaki, endişeyle onu takip ettim. Misaki buraya gelmeye çok kararlıydı ve bu korkutucuydu. Hala bana bütün bunların ne hakkında olduğunu söylemiyor. Ada şimdi daha da yakınlaştı bizlere. Misaki ona soğuk soğuk bakıyor. Sanki onu ufka sabitleyen, gecenin içinde kaybolup gitmesini engelleyen tek şey bakışlarıymış gibi. Mary ve Tomeo çoktan gitmişken, hayatlarını kaybetmişken Misaki'yi de kaybetmeye dayanamazdım diye Madako yazmış. Abi Madako bizim az önceki ablamız ya. Bu kapı net açılmaz mı? Açılmıyor. Kapıyı uzaktan açmamız lazım. Aa, Madoka! Madoka! Biziz lan! Tanımadın mı? Madoka Tosuko Miri'yi kovala. Madoka! Üç hayalet arasında kalan ya. Madoka sen de mi hayalet oldun? Kurban olduğum. Mado!
Mekan değişmemiş. Biz buradan gelmiştik oyunun başında. Şu kapıdan... Bak şu kapıdan geldik bu sefer. Arka giriş ya da başka bir giriş. Buradan girdik. Madoka ile Misaki'yi ararken kamerayı bulduk. Sonra Madoka iptal zaten. Aso Müzesi. Madoka bu odada olabilir. Biz ne yaptık? Geldik buradan. Defterin üzerindeki tozlar silinmiş. Birisi onu yakın zamanda almış olmalı. Evet, Madoka ile biz aldık onu. Bir zamanlar bu adada büyük bir felaket yaşanmış ve ada neredeyse yok olmuş. Bu da Rogetsu Adası'nın yeraltı dünyasına yakın bir yer olarak konumlanmasına sebep olmuş. Ancak bu felaketten sonra toparlanmış bu ada ve artık Rogetsu Adaları dışından gelen insanlara da kapalı değil. Yani turistik ziyaretlere de açık. Bir yabancı olarak ziyaretime karşı direnç bekliyordum ancak şaşırtıcı bir şekilde adanın önde gelen muhtarı, şefi beni adada memnuniyetle karşıladı. Görünüşe göre Kagura Festivali, geleneksel Rogetsu gravürleri ve zanaatkarlığı gibi yerel kültürün dış dünyaya tanıtılmasına yardımcı olacağımı umuyordu. Obscura kameram için malzeme aramak üzere Rogetsu Adası'na gelmemin nedeni folklorü aya dayanan 6'nı göremiyorum. Göremedim 6'nı ya. Ruhun beden öldükten sonra da yeraltı dünyasına bağlı olduğuna inananlar ayın bu dünyanın bir sembolü ve ona açılan bir kapı olduğunu söylerler. Ölülerin ruhlarının bu dünyaya döndüğü bir Kagura festivalleri vardır. Bu festivalin en önemlisi unsuru katılımcılar tarafından takılan maskelerdir. Kagura sırasında genç kız tarafından takılan maske yaşayan dünya ile ölülerin dünyası arasındaki temas noktasıdır. Ay tarafından temsil edilen bir yeraltı dünyası işte. Yeraltı dünyasına bağlanan bir maske. Bu adada birçok maske türü var ve hepsini araştırarak paranormal araştırmaların büyük ölçüde ilerletmeyi bekliyorum diyormuş diye söylemiş abimiz. Allah Allah. Bir... Aha. Hop, kamera fotoğraf çekti. Aha, bu da az önce Madoka ile aldığımız şey. Prenses Pek, teşekkür ediyorum prensesciğim. İpekciğim, teşekkür ederim. Eski bir kamera. Profesör Asso'nun kamera obscurası olmalı. Evet. Kameranın altında Madoka'nın el yazısıyla bir not var. Misaki ve ben Rogetsu salonuna doğru ilerliyoruz. Buraya gelirken hissettiğim baş dönmesi Rogetsu adasına vardığımızdan beri daha da kötüleşti. Buradaki hava ölümcül derecede durgun. Nefes almak çok zor geliyor. Buranın kokusunda bir şey var. Daha önce de bazı kokular ve müziklerle anılarım canlanmıştı. Ruka'nın yazdığı melodiyi duyduğumda olduğu gibi adeta. Bir şeyler hatırladığım ama net değil hatırladıklarım. Doku hissi, acı patlamaları, kelimelerle ifade edilemeyen belirsiz şeyler var burada ama bu sefer farklı. Vücudumun içinde karanlık bir kütlenin yükseldiğini hissediyorum. Kafamın içine girecek sanki. Ruka'yı beklemeliydik. Ah evet, bizi beklemeliydiniz ya. Bu kızı beklemeliydiniz. Sığır gibi deli dolaştınız etrafta. Yavaş. Allah ya, stoppalo vere. Oğlum. Ekranın üst orta kısmında gösteren filament doğaüstü varlığı gösterir. Hayaletlerin varlığında kırmızıya döner. Hayaletler yakındaysa kırmızı. Ha, bizi gördüğünde kırmızı, yakındaysa sarı. Hayaletler hayaletliyse sarı. Diğer güçler mevcut olduğunda bunun yerine maviye döner. Eşya filamenti ekranın sağ köşesinde gösterilen filamenttir. Bir eşyanın veya incelemelik bir eşeğin yakında olduğunda mavi renkte yanar. Ha, güzel. Bura açılmıyor abi. Kapı açılmıyor ama kilitli bile değil. Niye açılmıyor acaba? Kamera obscura tepki veriyor. Belki onların fotoğrafını çekersem kamerayla... Şarjörü çek abi. Bismillah. Biraz kadraja gir. İyice gir kadraja. Ne oldu lan? Tam... Fotoğrafta bir şey belirdi. 5 maske. Bir duvarda asılı 5 maskeyi gösteriyor. Fotoğraftaki 5 maskeyi bulun. Koridorda değil miydi lan onlar?
Melisa'cığım hoş geldin. Teşekkür ediyorum Melisa Kadriye. Aleyküm selam. Nande kayo? Katte bayo attar oku. Lan çekmeyeyim mi kızı? Hoş. Hoş. Kamerayı çek. Expecto patronum Allah. Tamam bendesin. Oğlum hayalet nereye gitti? Lan! Anladın! Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Oğlum nereye gidiyor bu? Koş bir, koş bir, koş bir, koş bir, koş bir. Bir saniye. Döndün, çektin. Hazır. Hazır! Ateş! Acı bir kameraymış böyle, tövbeler olsun ya. iPhone 16'ya bunu koysunlar ya. Gitti, o da neydi? Hemşireye benziyordu ama... Bu yaptığım şey kamera obscura'nın gücü mü dedi. Ha, burada 3 maske var lan. Bize 5 maske lazım. Uğursuz maskeleri sergiliyorlar. 5 maske neredeydi ya? Beş maske. Burada da 3 maske var. 3 maske de burada var abi. Allah Allah. Mavi ruh taşı. Aha. Kamerosker ruh taşı elfenerizin yeteneklerini yükseltmek için kullanılır. Aa, kamerayı falan geliştirebiliyoruz. Tamam dursun şimdilik, bakarız. Berk Günsey. Bunu oynuyoruz abi. Berk Güney, pardon. Berk Güney, bunu oynuyoruz abi. Buna odaklan lütfen. Doki Doki, şimdi Doki Litmeyin. Beş maske. Nerede lan acaba? Beş maske neredeydi ya? Açılmıyor. Şu kapıyı bir deneyeyim bakayım. Burası Madakoya Misaki'yle ilk geldiğimiz tarafa çıkacak. Aynen. Aynen burası o koridor. Tamam. Burada ne var? Burası açılıyor mu? Burası açılmıyor. Burası Madakoya'yla oynarken de açılmıyordu. Yerde bir şey mi vardı? Nerede? Oha nasıl gördünüz lan? Wolf Games selamlar. Nasıl gördüğümüz oraya? Dur bakayım hemen. Bir saniye hemen bakayım. Bu koridorda mıydı? Ne göz var maşallah sizde ya. Neredeydi? Şu kapının diğer tarafında mı? Resepsiyonda. Allah Allah. Helal lan size. Maşallah ne göz var arkadaşlar. Nazar değmişsin. Rogesu Adası broşürü. 11.00 Rogesu Kagura. Rogesu Adası'ndaki en önemli geleneksel festival. 10 yılda bir düzenlenir. Festivalin en önemli özelliği Kagura'nın kendisidir. Ay tutulması tapınağında gerçekleşen bu festivalde gemi olarak bilinen bir bakire, yani beden olarak bilinen bir bakire, organlar olarak bilinen 5 kız kutsal bir dans sergiler.
Vücut ve organlar. Vücut olarak bilinen Bakire, organlar olarak bilinen beş kız kutsal bir dans sergiler. Neden Kagura'yı Roges Adası'nı ziyaret etmek ve zengin tarihini denememek için bir fırsat olarak kullanmayasınız? Allah Allah. Bitkisel ilaçlar. Sağlık sayacını düzeltmek için... Ha, tamam. Canımızı bitkisel ilaçla düzeltip toparlıyoruz. Allah Allah. O bir tane dansöz falan dedik, dans ediyor dedik ya. Orada o aile mi yapıyorlardı acaba? Şu beş maskeyi bulmamız lazım. Güzel. Benim görmediğimizin görmeniz 10 numara. Devam. Lan ben hiç 5 tane maske görmedim öyle ya. Neredeydi o hiç? 5 maske. Lan! Bak ben de... Lan! İçe bak. Keşfin sırasında da hayaletleri rastlayabilirsiniz. Eğer fotoğraflarını çekmeyi başarırsanız hayalet listesine eklenirler. Ya ben hayalet fotoğrafçısı mıyım? Beni buradan çıkarın abi. Benim arkadaşlarıma ne oldu? Kim Bakire? Kim Bakire? Bunları öğrenelim çıkalım abi biz ya. Selamünaleyküm. Doğukancığım teşekkür ederim senin için. Aa, piyano var. Çalar mıyız? Piyanonun üstünde bir not. Aha, Madoka. Madoka'dan bir not. Bir şeyler yazmam lazım. Ne olduğu önemli değil. Yazmaya devam etmeliyim yoksa yok olacağım. Yazmayı bırakırsam her şeyi kaybederim. Yazmaya devam etmeliyim. Bu iyi değil. Bilmiyorum. Her şey bitti. O yaklaşıyor. Eriyor. Anne bana yardım et. Bana yardım et. Durdurun, durun hepiniz. Beni sallamayı bırakın, oyuncakmışım gibi bizi sallamayın. Ne oluyor lan? Madoka'ya ne yaptılar abi? Vallahi hayalet... Hayaletler araya aldıktan sonra kız perişan oldu ha. Patlama merceği. Blast lens aldım. Lensler kamera obscura veya ruh taşı ve fenerine takılabilir ve hayaletler üzerinde çeşitliliklere sahiptir. Şimdi şöyle yapalım. Pardon. Lan! Aha 5 maske. Burada. Şey 5 maske, 5 fotoğraf. Tamam burada. Şunu bir al yavrum. Beş tane mavi ruh taşı aldım. Oyuna kaptırıp kendimi kameranın dışına çıkmışım, yana kaydırmışım. Pardon, özür dilerim. Bir, iki... Aa, maskenin biri eksik. Duvarda fotoğrafta görünen benzer maskelerle kaplı. Tamam. Ama maskelerden biri kayıp. Yavrum getir şu maskeyi. Nurettin! Nurettin! Lan! Makarayla çalışan bir projeksiyon. Nurettin! Maskeyi ne yapacaksın? Zaten gebermişsin ya. Üzerinde oymalı ahşap bir tablet bulunan, bir tahta bulunan küçük bir anahtar bulduk. Nereye açıyor bu? Aa, giriş holünü açıyor burası. Anahtarın altında üzerinde yazan bir plaket var. Ne yazıyor? 2F giriş holü kapısını açma prosedürü. Giriş holü merdiveninin altındaki depoda bulunan paneldeki anahtarı etkinleştirin. 11.00 sayılarının toplamı 13 olduğundan emin olun. 11.02 yani.
Kapı hemşire istasyonundan izin almadan açılmamalıdır. Allah Allah. Wolf Games, Mete abi süper oynuyorsun, tüp oyunları severek takip ediyoruz, iyi ki varsın. Ben teşekkür ederim. Siz güzel izliyorsunuz, ondan güzel oynuyorumdur. Ama ben oyunları güzel oynayan bir insan değilim ya, estağfurullah. Elimden de geldiğince işte. Bura açılıyor mu abi? Hah, çok iyi oldu. İsmail Turan hoş geldin abi, teşekkür ederim. Bura nereye açıldı? Bomba bir yere açıldı ya. Oğlum ben bunları yakalayamıyorum ki. Şak diye gidiyorlar. Ne oluyor ya? Yaptı biri gitti. Bura bir otel mi, okul mu, akıl hastanesi mi? Bir anlam karmaşası içerisindeyim ya. Lan! Nurettin! Bir bak. Oğlum neyin peşindesin sen? Hayda yine yakalayamadık. Kaçtı tuvalet ya. Velede bak. O levada kapının açılacağına dair talimatlar vardı. Tamam. Ne diyordu? Altındaki şeyi 13 olduğundan emin ol. Altındaki tuşu mu şey yapın diyordu. Ne diyordu lan? Kapının altındaki... Merdiven altı dedi de merdiven altında... Harry... Güzel, save aldı oyun. Hah, burayı da açalım abi. Aynen. Tamam, buradan bir şey yapacağız belli ki o kapıyı açmak için. Hah! Bir mumyamız eksikti. Çok iyi oldu ya. 13. Panel üzerinde birkaç numara anahtar var. Ne oluyor? 21 oldu. Blackjack. 7. 7, 6 daha, 13 işte. Ne oluyor oğlum? 7 düş. 27. 21. 18. 23. 7, 5, 12, 13. Ha, dur bakayım. 7, 2, 1, 0, 3. Okey, panelde bir ışık yandı, bir şeyler açıldı. Tamam, üst kapıyı açtık. Aybars'cığım teşekkür ederim desteğin için. Wolf Games, çok teşekkürler. Oy, maşallah açıldı orası ha. Maskeyi bulmak için ikinci katı arayın. Kapıdan çıkamıyorum. Alo? Hasta ile hemşire. Vallahi yakaladım. Resepsiyon telefon çalıyor lan. Ay geldim geldim. Patlama lan. Geldim. Alo? Tatte bayı. Give it back mi? Geri ver mi? Abla almadım ki neyi vereyim? Geri ver diyor ya. Kıyafeti mi aldı? Hani kızlar da olur. Hani arkadaşına kıyafet verirsin ama hiç canın istemez ya.
Hani şeydir ya, senin çok güzel bir broş vardı, senin çok tatlı bir kırmızı broş ya da bir tuvalet. Onu ben bu hafta giysem der arkadaşın, ama şey dersin yani, hadi tamam ama hep içinde kalır. Vermeseydim keşke ya. Öyle bir şey mi? Ne bileyim lan. La insan ondan musallat eder mi lan? Kıyafetten insan insana bir şey musallat eder mi oğlum? Verme daha iyi la. Aybars, teşekkür ediyorum abi. Aa, şurada bir şey var. Bitkisel ilaç. Çok güzel. Çok güzel. Urbex Night Security. Oynayacağız abi, oynayacağız. Oynayacağız. Oyun odaklanalım, onu oyun önermeyelim, oyun odaklanalım. Please. Allah! Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Lan. Sakin, sakin. Şunu aldın. Madoka'nın Elias'ı. Yüzüne bakma. Yüzüne bakarsan kaybedersin. Yüzümü göremezsin, yüzümü göremezsin. Tıpkı diğer ikisi gibi. Madoka ne diyorsun yavrum, ne yüzü, kurban olayım. Bu tarafa. Lan oğlum! Nasıl bir cinsiniz la siz? İnni ve de cinni oluşum var. Aybars'ım teşekkür ediyorum. Oda binanın etrafından toplanan her türlü tuhaf şeyle dolu. Wolfgames 5 tane katılıydı etmiş, teşekkür ederim. Ah baba var, örümcek ağ var. Odada bir ben yokum ya. Her şey var la. Çocuğun günlüğü. 6 Nisan, yağmurlu bir gün. Bugün kendime saklayacak bir şey daha buldum. Yemek salonundan bir maske. Beni hep götürüyorlar, ben bakmadığım zaman da. Ben beğenmediğimi biliyorlar. Bugün bulduğum maskeyi yatağın altına koydum, kimse bulamasın diye. Bu sefer kimse benden alamayacak. Eğer alırlarsa onları yakalarım. Aha. Maske yatağın altında. Bu ne? Tip 14 film. Aa, kamera filmi aldık lan. Farklı film türlerinin farklı etkinlik seviyeleri vardır. Film ne kadar güçlüyse hayalet fotoğraflarını çektirirken o kadar fazla hasar alırlar. Oyun sırası fotoğrafından ya. Aaa. Tamam. Daha iyi demeye çatan kamera filmi bulduk. Eski bir kaset. Hasta görüşmesi. Himiko Kiriya. Teyp kayıt cihazı da bulduk. Aha, kayıt cihazıyla kaset bulduk. Tamam, bunu dinleriz. Aybars'cığım teşekkür ediyorum. Tamam, bunu da aldık abi. Yatağın altında dediniz. Heh, şuradan abi alıvereyim onu. Maskeyi ver bakayım yavrum. Allah! Ya Resul ne yapıyorsun? Nurettin Resul ya. Dur 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 Resul'üm. Nurettin! Nurettin! Nurettin dur oğlum. Nurettin tokadı koyarım. Nurettin bir dur! Nurettin! Allah'ım döküp takacak Nuri bizi. Nuri dur oğlum. Lan Playboy Nurettin dur! Ağzına koyarım!
Ulan geberdi mi Polin? Nurettin yüzü kaymış. Oğlum çocuğun yüzüne bir şey oldu. Açıdan çıkıyor onu bunu çocuğu ya. Nurettin dur artık, dur artık. Lan kameranın filmi mi iyi değil, ondan mı böyle oldu? Altılı paket aldıydık en kalitelisinden ya. Lan Nurettin dur. Nuri. Nurettin dur oğlum. Ablam dur. Ablam dur. Çocuk moral bozukluğu gibi çocuk ya. Koyarlar böyle. Kaç lan. Tadın. Velet. Bu doğru değil. Maskemi birisi aldı. Eğer acele etmezsem kaybolmaya başlayacağım. Kim yaptıysa geri versin. Onu geri ver. Geri ver. Kayboluyor. Geri ver. Ne vereceğim lan İtolit? Ver lan maskeyi. Yatağın altında eski maske var. Onu alalım işte. Ha. Şimdi onu götürüp oraya takacağız. Yemek salonundaki maskeye benziyor. Bakayım maske olabilir. Tamam, let's go. Kristal bir radyo ve çeşitli kitaplar kırık bir dolabın içerisinde geliş güzel durmakta. Hepsi Arap olma belirtisiyle gösteriyor. Tamamen kullanım dışı. Şimdi bir saniye abi. Biz oradan oraya gideceğiz. Eyvallah. Burada şey nerede? Mesela kamerama nasıl geçiyorum kameranın özelliği için? Mesela kameramın filtresini değiştireceğim gibi. Menüde nereden geliyoruz ki ona? Ayarlar. O değil. Allah Allah. O da değil. Ne bok yemeye verdiniz o zaman ya? Derken save alayım bari. İpekçim teşekkür ederim. Sus lan! Allah Allah. Şimdi bir saniye. Kamera. Tamam. Hah, buradan şarjörü değiştirdim. Tamam. Tamam. Lensini de değiştirseydik iyiydi ya. Oraya ulaşamadık bir. Sağır etti tuvalet ya. Şimdi abi biz nereden geldik? Biz şuradan topuk turizm. Vın turizm abi. Vın. Ebenizin ya yeter artık ama sizin.
Nasıl bir numunesiniz la? Hadi hadi yürüyelim. Lan dur, yolumu şaşırdım hayvan. Hazır, bendesin kara kız. Ha, yeni film taktım, ne oldu? Akıl alırım, akıl. Hazır, bekle. Afada! Adamı böyle sektirirler. Güzel abi, şimdi gidelim şu maskeyi takalım. Soldan yemekhane gibi bir yer değil mi ora? Ha, şimdi gamepad'den X'e bastıyınca eyvallah, kamera obscura. Şimdi geliştirmeler. Hassasiyet, ücretlendirme ne lan? Kamera şarj seviyesini iyileştirir. Hayaletlere verilen hasar arttırır. Yeterince ruh taşı yok. Nasıl yok? 7 tane var bizde. Film yükleme süresini iyileştirir. Tamam, bunu bir arttıralım. Güzel. Lens. Abi bende ne lens var? Yeterince kırmızı taş yok. Lens. Ne bu? Kullanımda daha güçlü bir atış yapar. Tamam, aldık. Harikasınız chat. Teşekkür ediyorum. Adam ne yapıyor? Abi bokunu yiyeyim. Pencereye doğru bastıran adam. Aman bize bastırmasın da. Pencereye fısıldayan adam ya. Ama ücretlendiriyor ya. Ücretlendirme. Yok lan, herhalde o ya, çeviri hatasıdır ya. Fotoğraf başına 50 lira almasın şimdi bizden. Dur bir. Neredeydi? Ha, şurasıydı lan. Tamam. Maskeyi buraya takıyoruz hocam. Pıtık. Heh. 2, 4, 5. 5 kız, 5 maske. LF Müzesi'nin kapının üzerindeki mühür kırılmıştır. Tamam. Şimdi oraya gidebiliriz. Tamam. Madoka'nın ruhlar tarafından çevrelendiği yer. 3 ruh tarafından çevrildiydi ya. Oraya yapıştıracağız. Misaki'yi arayan Madoka'nın zortladığı yere gidiyoruz. Ananı arıyoruz. Let's go. Oyun akıyor ha! İsviçre'den selamlar. Halecim selamlar. İnceleyelim. Aldığım filmi taktım taktım. Bak, aldığım filmi taktım. Ruh kırmızı taş, kırmızı ruh taşları lensenin gücünü artmak için kullanılır. Menü ekranına kamera obscura ruh taş fenerinin ardından geliştirmeyi seçin ve yükseltmek istediğiniz lensi seçin. Dur. Kamera obscura. Enhancements. Lens. Seviye atlattık abi. Güzel. Tamam. Bak, şöyle ki, kameram ya bu. Bak sağ altta, bak bu eski eski film, bu yeni film. Eski, yeni. Eski filmde sonsuz şeyim var. İstediğim kadar fotoğraf çekebiliyorum ama bunda 7 tane var. Bence eskiden gideyim. Zor durumlar için o mavi filmleri saklayalım. Mavi filmleri zor durumda kullanırız.
Bel kız neden olmasın? Tamam, şimdi buradaki mühür kırıldı. Kapı açık. Let's go. Selamünaleyküm. Aha, oyuncak var mı burada? Japon kız var küçük. Kitaplık iyi stoklanmış. Hafıza portreleri ruhun kökenine doğru gibi kitaplar. Bir dakika. Madoka mıydı bu, Misaki miydi? Bu hangisiydi? Şşş, animeciler. Bu hangisiydi lan? Öyle de durulmaz ya. Kurban olduğum. Misaki? Misaki bu ya. Etekten tanıdım. Misaki bu. Boğaz ağrımı var. Pastil vereyim, gel. Madoka bu. Madoka, Misaki değil. Madoka, Madoka. Mete abi, ben yatıyorum. Yarın izlerim artık. Bu arada Wolf Games benim ablam. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun abim. İpekciğim. Seviyorum seni. İyi geceler, tatlı rüyalar. Görüşmek üzere. Ablana da çok selamlar. Madoka. Madoka. Madoka bu. Üç hayalet tarafından çevrilen. Madoka, Madoka, Madoka ruh olmuş. Madoka hayalet olmuş. Madoka'yı almışlar. Mado, Mado. Madoka. Bokunayım, bokunayım bir saniye. Mado dur, Mado dur, Mado dur, Mado dur. Madom ne oldu sana Madom? Hadi bakalım! Oha! Lan ne oluyor? Bırak lan! Aa, bitirdi beni, mahvetti beni. Beni mahvetti lan. Abo 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 abo. Ah oldum. Niye böyle oldum lan? Hoppala. Hoppala ve de cüppala. Tekrar başlat bakayım. Neredeydik biz? Tamam, 4 dakika öncesi. Let's go. Can basmıyorum tuk ya. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyiyiz. Direkt mavi filmi kullanacağım onda da ya. İyiyiz, iyiyiz, sıkıntı yok. Ahat, hoş geldin Ahat'cığım. Aleykümselam. Tabii tabii, nazar çıktı, nazar. Nazar çıkması lazımdı, nazar çıktı. Siz bir beğenin bakayım bu sırada. Ha? Pamuk parmaklar bir beğensin bakayım. Pambık parmaklar, pambık. Hadi bak. Lan şu, neyse. Dur bakayım, girmeden şuraya bakabiliyor muyum? Bu ne ya? Profesör Asun'un bu bina yaptığı ziyaretle ilgili bir gazete haberi. Müzenin kurulduğu zamandan kalma. Anakaralı bir bilim insanı Profesör Kuniyoka Aso Ragetsu adasına geldi. Folklor çalışmaları konusunda derin bir bilgi birikimine sahip olan profesör, adamızın efsanelerini ve geleneklerini incelemek istiyor. Ayrıca yarın düzenlenecek olarak Rogetsu Kagura Festivali'nde gözlemlemek için burada bulunacak. Umarım bu sayede Ankara'dan çok daha çok ziyaretçi gelecektir. Ağlama kız.
Wolf Games. Halledeceğiz tabii ya. Ayıpsın. Oyunu başladı mı yok ederiz. Bu kıza üzüldüm ya. Bu kız kötü oldu. Hayaletleri tarafından çevrilince bu kızın bir gidesi vardı. Bu kız zortladı, bu kötü oldu. Madoka. Bismillahirrahmanirrahim. Madoma mandi. Mado. Allah çaktım Expelliarmus ha. Mado. Sakin Mado. Mado maman değil. Aha boğdum valla. Mado. Aşko sakin Aşko. Uzaklaşalım. Uzak. Topuk. Döndük. Açtık. Çakman lazım Expelliarmus'u. Expelliarmus'u çakman lazım. Ne bu ya? Yavrum isteyerek yapmıyorum. Kusura bakmayacaksın. Kafanız başınız ayrı oynuyor. İptal. Oğlum ne oluyor lan? Şu güzelliğe bir şey olmasın kurban, üzülürüm ha. Ben hadi buyurun. Git bir bak. Kamera patlattı mı onu? Git bir bak. Öldü mü? Git bir bak. Fotoğrafı net çıktı mı? Git bir bak. Let's go. Orayı va. Konde igaragattaro. Sugi wa watashitachi no ban dakara. Al işte. Hah. Oyunun başındaki Misaki ve Madoka'ya geri döndük. Oyunun başına geri döndük şu an. Bu Misaki'de bir haller var ya. Bak şu an Misaki'deyiz. Kızlardan biri. Ne oluyor oğlum bunların yüzlerine? Geri dön. Misaki böyle gelmeye karar vermiş demek ki buraya. Sürekli onu yönlendirmiş bir şey. Arkadaşlarından birisinin hayaleti belki de. Aha, o kim? Makbule? Masuretano. Bu İki tane kız arkadaşımız öldü diyordu ya, onlardan biri mi bu? Koku. İkinci kısım, Misaki Aso. Aha, oyunun başında her şeyi böyle bilircesine yürüyüp giden Madako'yu peşinden sürükleyen, Madako'nun hayaletler tarafından ele geçirmesine sebebiyet veren kız. Bu prototip Camera Obscura'yı araştırmaya geçen bir kanıt olarak Aso ailesinin torunlarına emanet ediyorum. Okey. Watashi no iye ni atta kako o utsusu kamera. Bu kameranın sahibinin torunu falan mı acaba bu Misaki? Misa.
Madoka doko? Yavrum, Madoka seni takip ediyordu. Ne demek Madoka nerede ya? Madoka zaten seni takip ederken ruhlara yem oldu yavrum, sen... Nereden geliyor lan ses? Buradan mı geliyorsun? Yok. Evet, yükseltmesi aldım. Ekipman yükseltmeleri, kamera... Tamam, kamera yükseltmesi aldık yine. Nereden geliyor lan bu ses? Hemşire kayıt defteri. Çocuklar ikinci katta koğuşun kapısını açıp kapayarak yine oyun oynuyorlar. Kapının şifresini düzenli olarak değiştiriyorum ama her seferinde yeni şifreyi bulmuş görünüyorlar. Belki şifre oyunu onların yeni favori oyun yöntemi. Kapının kodunu bir yere yazıyorlar ve birbirlerini nerede bulacaklarına dair ipuçları veriyorlar. Bu konuda onları oldukça sert bir şekilde azarladım ve biraz gözyaşı döktüm ama müdür kapı konusunda dikkatli olmamızı söyledi. Kapı açık bırakılırsa hastalar binanın içinde dolaşabilir. Bu yüzden lütfen çocukları kapıyla oynamamaları konusunda uyarın. Mehmet Yamaç abi, selamlar. Abi selamlar, sevgiler, ayağına taş değmesin. Hoş geldin. Yeni bina 2F, Temmuz sonu. Oda 203, Kutsal Ay. Madoka Tsukimaru. İçine kapanık bir çocuk olan Madoka, yaşlı olan diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğruyor gibi görünüyor. Eğer onu rahatsız eden çocuklarla karşılaşırsanız lütfen onları disipline edin. Iori Aiba. Tomoko Hinomu'nun son ölümü nedeniyle hastalar eski binadan taşındı. Ancak Iori kapısını kilitledi ve dışarı çıkmadı. Kapı kolunu kırdı. Bu nedenle odasına girmek isteyen personelin kapıya güç uygulaması gerekecek. Yoriko Sanohara, yağmurlu ay, 205 numaralı oda. Aynalara tepki göstermiyor, bu yüzden tomurcuklanmış gibi görünmüyor. Ancak hafıza kaybını kötüleşmesi birlikte Yoriko'nun ruh hali ve davranışı son derece dengesiz, dikkatli bir gözlem gerektiriyor. Weizenmoon, Kazuto Amaki. Kleptomanisi giderek kötüleşiyor. Ayako, Orchid Moon. Son derece sağlıklı bir kişiliğe sahip. Hayda. Abi şunu kapatın lan. Ses bu odadan geliyor. Nereden geliyor oğlum bu odadan? Bu odada nereden geliyor oğlum? Oh be, şükür olsun. Aha. Madako mu bu? Madako! Yardım edin diyor bak. Aha, Madako'nun sesi. Oda 203'ten bir hemşire arıyor. Belki Madako oradadır. 203 numaralı oda. Sıfır. Panel için kodu bulun. Hayda, o kodu nereden bulacağız ya? Bura açılmıyor. Kilitli. Burada kilitli. Buradan değil. Allah! Oğlum ne oluyor? Hoş! Tamam, oyun save aldı.
Ayşe Müge. Nice aileri olsun. Ayşe'cim hoş geldin. Çocuk çizimi. Bir saat resmi sanırım bunu bir yerde görmüştüm. Saat resmi? Bir dakika. Şeyi bir açsana. Pardon. Items. Yok bu değil. Files. Beş maske. Neydi o ya? Fotoğrafta mıydı acaba? Bunlar benim çektiklerim. Allah Allah. Çocuk çizimi dediği o pastel çizimi dediğin nerede gördü acaba ya? Ben niye görmedim oğlum? Sen seni gördüm. Şöyle bir save alayım hemen. Hayırdır inşallah çanlar çalıyor. Eski moda saati ön yüzünde ayın evrelerini gösteriyor. Ayakların yanında bir şeylerin silindiği çizik izleri var. Güçlü bir varlık hissediyorum. Ne oluyor lan? Fotoğrafı çekersem bir şey çıkabilir. Aha. Dakika dön. ...83.95. Nice. Tamam güzel. 83.95. Onu gireceğiz. 83.95. Deus hoş geldin. İyi geceler. Selamlar. 83.95 unutmayalım. Tüm revir personeline ikinci katta yeni bir hasta kabul edecektir. Adı Ayako ve 207 numarada odada kalacak. Orkide Ay yazılı odada. Ayako. Ay'a benzer. Kokoko. Aya benzer babam. Ayako müdür Hayibara'nın doğrudan takdim üzerine kabul edilecek. Bu nedenle kalışının mümkün olduğunca keyifli geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bütün personelden onunla ilgilenirken azami özen göstermeleri istenmektedir. Torpil. Tabii ya. Hastaya bile torpil abi. Biz ya. Ona sabah omletler, pastırmalar, çörekler gelsin. Biz. Bize kuru ekmek. Tabii ya. 83.95. 83.95. Ateşçim. Allah! Ateşçim bir buçuk saat kadar geç kaldın. Yayın tekrarına bakarsın abicim. Boş koridorunun kapısı açıldı. Nice. Ne dedi ne dedi? Bakalım çete bakıyordum. Ne yazdı? Çıktık tam karşıdan. Hah tamam. Allah belanı versin. Lan bir dur. Anne kutasay. Diyecek yapamadım. Ben de kal. Boom. Hemşire bir defol git Allah'ın aşkına ya. Damarına girerim vallahi. Makyajını bozdum.
Yürü gidek, yürü gidek, yürü gidek. Yürü gidek. Batte bayo. Ha. Batte bayo. Ha. Ama. Güzel. Ben senin oyuncağın değilim. Misaki mi yazıyordu oradaki altyazıda? Tamam, güzel. İki F miydi? İki yüz üç. Burası mı lan? Ağlıyor mu? Bu Madoka'nın sesi mi? Kapı kilitli. Madoka? Abi birdiler, iki oldular. Hoppala! Hoppala! Madagattı galiba yo. Kapparagatı kütürü. Oğlum ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Saçmalamayın. Oğlum kimsiniz? Kimsiniz lan? Oldum vallahi. Etki etmedi, etki etmedi. Yavaş. Koşar ol, koşar ol, bir koşar ol. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Ana bana, bana bana. Woo! Let's go, bitches. Gerilim gebereceğiz diye. Fotoğrafta bir şey belirdi. Kitaplı oda. Nere lan bura? Bir sürü kitap olan bir yer. Nere oğlum oraya? Onu alamıyorum ya. Kütüphane. Kütüphane. Kapının söküldüğü yerdeki boşlukta küflenmiş eski bir mektup duruyor. Kadın hastanın intihar notu. Bunu okuyor olmanız artık bu dünyada olmadığım anlamına geliyor. Ailemin yaşayan son üyesiyim. Annem beni doğururken öldü ve kader hep babamın hem de kardeşimin ölümcül kazalar geçirmesine neden oldu. Ailemin anısı ve hayatta kalan tek kişi olmamın suçluluğu beni ayakta tutan şeydi. Şimdi bu hastalık o küçük konforları bile benden alıyor. Ailemin hala yaşadığı tek yer hafızam ama bu şeyin içime girip onları tekrar öldürmesini engellemek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Buna daha fazla dayanamıyorum. İçimdeki insanlar öldürülürken ben hayatta kalmaya devam ediyorum ve en korkuncu da o çok geçmeden bana ne olduğunu farklı bir olmayacağını düşüncesi. Her şeyimi kaybediyorum ama hiçbir şey hissetmiyorum. Ailem ölüm üstüne ölümle yüzleşiyor ama ben hiçbir şey hissetmiyorum. İşte bu yüzden içimde kalan azıcık hafızam varken bu dünyayı terk etmeyi seçiyorum. Hala kendimdeyken.
Ah lan. Kutsal su. Aha sağ olsun. Madako ile dövüştüğümüzde Madako. Madako ile nerede kapıştık la biz? Madako ile kapıştığımız yer. Madako. Ha, tamam. Şey burası. Tamam aşağı kat. Tamam hatırladım. Hatırladım. Gidiyorum. Yürüyün. Yürüyün gidiyoruz. Ben ne gebereceğim bok, sen geber. Manyağa bak ya. Geber diyor ya bir de. Ha sen geberdin ben de gebereyim. Oldu. Ölen ölülüğünü bilsin, yaşayan yaşadığını bilsin ya. Kurban olayım lan. Aha nazar bir şey düştü. Geber meber diyor bak. Üzerim bunu. Tamam. Salim Acit kız çok komik koşuyor. Sorma ya. Bura değil mi? Buradan bahsediyoruz. O ne lan? Abi burada nerede? Bir sürü kitabın olduğu yer. Evet hocam. Bana mı ağlanırdın? Hoş lan ne oluyor? Irz düşmanı var. Abim dur. Atte bayo atte bayo ananı avradım. Dur oğlum ne oluyorum? Ebu Bekir abi aman diyeyim. Abi kızım bir günahı yok. Tipe geçeyim dur. Yavaş gel. Onu bunu çocuğu yavaş gel. Yavaş gel ırz düşmanı. Lan nerede? Oh Allah'ım var. Anam Allah'ım. O şom ağzına sokayım flaşı da gör. Oğlum ölümsüzlük açmış eşşi olacak. Wolf Games teşekkür ederim. Sersemletici lens. Aa kullanırım. Güzel. Tamam verdin onu. Şimdi bunu verdin. Tamam 5 tane kırmızı taş. Şimdi bir saniye. Obscure kamerası. Lensler. Ne yaptık? Seviye atlattık. 3 tane kristalim var. Bir cacık olmaz. Geldim lens tipi. Vurulukların hayaletleri geri iter. Heh çok güzel. Bu ne abi? Doğru zamanda A tuşa basarak bir hayaletin saldırısından kaçınabilirsin. Tamam. Kutsal ay anahtarı. Madako'nun odasının anahtarı. Let's go be. Tamam. Güzel. Şimdi Madako'nun odasına çıkabiliriz. Aynayı gösteriyormuş lan ben. O ilk gördüğümüz fotoğrafta tablo gösteriyor zannetmiştim. Aynaymış bayağı bu. Oh 14'lük film aldık. Güzel. Ben de mi çiçek açacağım? Yavrum sen kimsin? Maskelerin yanında duran kadın.
Maske kadın. Açarız abla. Çiçek de açarız, böcek de çıkarırız. Açılmıyor. Lan. Siyah maske parçası solda. Çürümüş bir maske parçası. Ay tutulmasının olduğu gün bu odada bir Kagura festivali düzenlenir. Bu adada, pardon. O gün yaşayan tüm ruhların yeraltı dünyasına yöneldiğini ve ölülerin ruhlarının oradan geriye döndüğünü söylerler. Bak işte. Ay burada ruhu sembolize ettiğinden tutulma ruhun tüketimi olarak düşünülmelidir. Rogetsu Kagura'nın eskiden ay tutması maskeleri olan bir maske. Aşağı gidemiyorum ama ya. Şurayı aşağı altını okuyamıyorum, delireceğim. Bu adanın yöneticisine sordum ama bana yüzünde korkulu bir ifadeyle böyle bir şeyin hiç var olmadığını söyledi. Abi ama ne işte yani, o ne? Onu okuyamıyoruz ki. O dansözdü değil mi az önceki maske, az önce gördüğümüz fotoğrafını çektiğimiz? Alt yazıyı oraları okuyamıyorum ya. Üf, niye öyle oldu ki? Şuradan geçtik. Seri geçtik. Mouse'da da inmiyor ya. Mouse'da da denedim, olmuyor. Bir daha denerim de. Az önce denedim de olmadı. O ne lan? Aha. Yavrum ne yapıyorsun? Kalk, zatürre olursun, hasta olursun. Çökmüş kız. Yok lan, ölmüş kız bu. O ne? Zilli deli bok. Merdivenden aşağı bakan kız. Bize geber diyen bu değil miydi? Bunun daha önce de olduğunu gördüm. Burada. Uzun zaman önce. O merdivenden aşağı attı herhalde kızı. O yüzden geber diyordu ona. Biz o eskideki şeyi hatırladık. Ha. Ne oluyor gene ya? Sus lan! Anne davradın, hoş da oğlum. Konda bayağı gattı karı. Adamı sektiririm havada kedavra. Akıllı ol hemşo, gebertirim. Fredvim, sen buna bir şey yap. Madoka? Bundan ses gelmedi. Yavrum madem ses vermeyeceksin, niye beni buraya çekiyorsun, hemşireyle yüz göz ediyorsun ya? Büyük ihtimal hemşire çekti buraya ses yaparak bizi saldırmak için. Madoka? Madoka bayoda. Madoka'm ne çizdin böyle, kurban olayım. Madoka'ya mektup. Sevgili Madoka, nasılsın? Yeni Kanarya'ya bir isim seçtin mi? Dur oğlum, ne oluyor? Senin için çok sevimli bir arkadaş olacak. Seni daha sık ziyaret edemediğim için üzgünüm. Orada olmasam bile her zaman seni düşündüğümü biliyorsun Madoka. Bir dahaki ziyaretimi sana boya kalemleri de getireceğim, tamam mı? Resim yapmayı ne kadar sevdiğini biliyorum, bu yüzden onları seveceğinden eminim. Abi dur bir dakika. Bir saniye. Files. Hatırlamak istediğin şeyleri hatırlayamamanın korkutucu olduğunu biliyorum. Ama sakın unutma Madoka, sen bir Tsushima Kimori'sin. Adımız Tsuki'nin ay anlamına geldiğini biliyorsun değil mi? Bunun anlamı ay bizi korur ve güvende tutar. Bu yüzden endişelenme Madoka. Doktor Haibara ne diyorsa onu yap. Kendine iyi bak ve uslu bir kız ol. Seni çok yakında tekrar ziyaret edeceğim, annen. Aa, anasından gelmiş mektup. Bu
Madoka. Bir saniye. Ben şunu bir geliştireyim de abi, ne olur ne olmaz. Bir saniye. Lens. Film. Ha, 10 mu istiyor? İkinci seviye için 10 istiyormuş. Madoka ne yaptın hayatım? Madoka, iyi misin? Ana. Madoka katı halden kaza hale geçti lan. Süblimleşti oğlum kız. Yatağın üzerinde eski bir hemşire kayıt defteri var. İçinde yararlı bilgiler olabilir. 19 Temmuz. Bugün rapor edecek tek bir şey var. Daha önce olduğu gibi sorun 207 numaralı odadaki Ayako ile ilgili. Öğleden sonra 3 saat civarında Madoka'nın ağladığını duydum ve onu kontrol etmek için odasına koştum. Oraya vardığımda evcil kanaryasının kafasının bir makasla koparılmış olduğunu gördüm. Ayako elinde kan lekeli bir makasla orada duruyordu. Dolayısıyla kuşun öldürülmesinden onun sorumlu olduğuna şüphe yoktu. Ona her zamanki gibi çıkıştım ama bana sadece güldü. Yaptığının yanlış olduğunu anladığını hiç hissetmedim. Doğru ile yanlış ayırt edemediğini söylemek için bir şey... Söylemek bir şey ama Ayako'nun davranışları çok fazla. Onun Madoka ve diğer çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinden endişe ediyorum. Ama müdürün istekleri doğrultusunda Ayako'nun ihlallerine karşı etkili bir önlem alamıyoruz. Dedik kardeşim, dedik. Ruh hastalarıyla dolu burası, dedik. Ayako'nun odasını araştır. Ayako 207 idi. Yok dur. Burası 207 Madako. Anını avradın hoş. Abi bak, bunlara bu filmi kullanmayalım. Ha, şuna geç. Madoka'nın günlüğü. 9 Ağustos. Gece yatma vaktinin geldiğini biliyorum ama korkuyorum, uyuyamıyorum. Korkuyorum çünkü hava karardığında pencerede yüzümü görüyorum. Pencerede yüzümü gördüğümde yüzüm tamamen değişiyor, yanlış bir hale bürünüyor. Gözlerim tütürüyor, burnum bükülüyor, ağzım kıvrılıyor. İçim de kıvrılıyor. Ayako'yu ve diğer tüm kötü şeyleri unutmak istiyorum ama bunun yerine iyi kısımlar gidiyor sadece. Bu yüzden umarım bu gece iyi uyuyabilirim. Ah be yavrum, ne zorbalanmış lan Ayako tarafından Madako. Tip 61 film, ver. Ayako tarafından çağrılan hemşire. Allah! Oha, hemşireyi sürüklüyor lan! Ucubeye bak! Ayako'ya bak, hemşireyi çeken kız bu Ayako ha. Oha, hemşireyi çekiyor oğlum. Lan ne oluyor? Bu Ayako şey değil miydi ya? Özel ilgi gösterilecek olan özel hasta. Torpilli olan. Yelloz ya. Selamünaleyküm. Bismillah. Burası nasıl bir ucubelik eseri lan? Lan ne oluyor? Nande bayo, nande bayo. Nande bayo, nande bayo. Ananın. Ay sülalenin.
Aman diyeyim. Abi aman diyeyim, bu kız bizi söker abi. Abi kız nerede? Dur, cam basmam lazım. Bekle, cam basmam lazım, bekle. Items, kutsal su, kullan. Kamera obscura. Tip 61'e geç ya. 61'lik vurayım ben buna. Al, Interstellar çekilen filmi kullanıyorum. Gel. Zorba pislik, lanet pislik. As. Aga. Sare nano. Kimsin abla sen ya? Vasureta. Sekiz K filmle çaktım mermiyi. Acaba geçmişte burada ya. Allah Allah. Allah Allah. Ne bileyim, sevgilimiz mi? Kim, anlamadım ki. İzliyoruz. Luka ga ano shima ni itte shimaimashita. Bu Luka'nın annesi. Ano shima. 無理を承知でお願いします。ルカを助けてください。 Ya anne ölmemiş anladığım kadarıyla. Ruka'nın annesi ama hasta yatıyor. Oha, geçiş çok iyiydi lan. Bu abi kim abi? Yo, Haybara'ya benzeyen adamı takip edin. Haybara'nı ya. Bu benim not defterim. Burada ne işi var acaba? Koshiro'nun not defteri. Kayıp kızlar canlı bulundu. 2 hafta önce kaybolan 5 kız dün gece saat 11 sularında canlı bulundu. Kızların listesi şöyle: Misaki Aso, Tomoe Nanamura, Marie
Shinomiya, Madako, Tsukimori, Ruka, Yomatsuki. Hepsi de 7 yaşında. Kızlar kaza geçiren Rugetsu Kageru'da ortadan kaybolmuş. Bu bazılarının onların ruhlarının kaçıldığı söylemesine yol açmıştı. Haibara Revri'nin altındaki bir mağara, Amanuara de Polis Departmanı Kriminal İşler Bölümünden kıdemli memur Koshiro Kirishimachi tarafından bu kızlar bulundular. Aa, biz dedekçeyiz biz. Polis, şu an bir polisi yönetiyoruz. Kimlikleri doğrulandı. Polis soruşturmalarını Haibara Revri personeli üzerinde yoğunlaştırıyor. Aa, zamanında bu 5 çocuk 7 yaşındayken ortadan kaybolmuş. Bu polis abimiz o kızları bulmuş. Bu kızları bulmuş. Koshiro Kirishima. Aa, polisi oynuyoruz şu an. Ano toki kamikakushi ni yatta ruka tachi o kono byouin no chika de mitsuketa. それで全てが終わったと思っていた。だが、あの時の5人のうち、2人が死んだ。事件は終わっていないのか。Bu adamın 7 yaşlarındayken kurtardığı 5 kızdan ikisi öldü. Adam bu iş bitmedi diyor. Çoktan çiçek açmış olabilirler derken. Manda çiçek açmış. Saygısın. Az mı gelecek? Ruh taşı el feneri. Ruh taşı feneri ay ışığını depolamak için bir ruh taşı kullanır ve ışık patlamalar halinde yayar. Hayretlere saldırmak için kullanabilirsin. Anam sen nereden çıktın? Cinli ne av cinci? Lan ne oluyor? Kafayı yedi, kafayı yedi. Lan defolu gidin lan! Birini geberttim. Çakma Ellen Wake. Sayaka çoktan çiçek açmış olabileceklerini söyledi. Bu adadaki insanlara ne oldu böyle? Haibara'nın burada olmasıyla bir ilgisi var mı? Hayaletin kaybolduğu yerde bir şey yatıyor. Kamera lensi. Kamera lensi koşuraya takmak fotoğraf çekmesini sağlar. Raidlere savaşmalarını çıkarmalısınız. Tamam. Haibara hakkında ipucu bul. Ne oluyor abi? Neler dönüyor burada ya? Aa, 5 kız değil miydi lan o? Kono elevatorde chika no kakusareta basho ni yorita. Ruka tachi o mitsuketa basho. もし灰原がまだこの島に潜んでいるとしたら、あなたも病気。
Tövbeler olsun. Belli ki bu kızlara zamanında bir ayin yaptılar. Kesin. Daha 7 yaşındayken bunların hep 5'ini de götürüp ayin yaptılar. Bu herif de bu kaybolmuş kızları kurtardı ama belli ki o ayin bence tamamlandı. Belli bir yaşları gelince bu adaya kızlar tek tek çağrıldılar ve öldürülüyorlar. Ben öyle bir şey düşündüm ama bakalım bunun işin arkasında başka ne çıkacak. O asansörde inlemedik abi. Orası Jort. Araştırmaya devam. Bu arada arkadaşlar bu oyun 2008 yılında çıkmış bir oyun. Onu söylemek isterim. Yeni bir oyun değil. Sadece bu oyun elden geçirildi. Böyle bir remaster'da yapıldı yani. Yoksa 2008 yılının oyunu yani. Onu bir hatırlatayım. Aşağı döneceğiz. Loot kaldıysa alırım onu. Büyük ihtimal döneceğiz aşağıya. Yusufçum aleykümselam. Hoş geldin. Adam ne oluyor? Lan! Eşya gitti bak. Eşyayı aldı onun bunun çocuğu. Ağlama yavrum. Niye ağlıyorsunuz ya? İyi akşamlar. Deseler ki babam bu burada hayalete dönüşüyor. Git kurtar. Adım atarsam adam değil. Böyle yere gidilir mi lan? Şu bebek de her yerde ha. Şu oyuncak bebek. Aynalara küs değiliz. Hayret. İyi bok yedin. Ameliyatı sevme. Bir günlük. Geçen gün beni ameliyat ettiler. Ameliyat olan yer insanlar iyileşmedi. Ben de ameliyat olmak istemediğimi söyledim. Ama doktor bana sorun olmadığını söyledi. Ameliyattan beri kafamın içi kıpkırmızı oldu ve bundan hoşlanmıyorum. Saçlarım da döküldü. Bu da beni ağlattı ama ağladığımda içimde kan vardı. Ama annem ve doktorlar sorun olmadığını söylüyorlar. Başım kırmızı eriyormuş gibi hissediyorum. Acıyor. Hoşuma gitmiyor. Umarım ağrım yakında geçer. Koridorda dolaşan asistan. Lan asistan! Sigara içme alanındaki asistan. Ne oluyor ya? Korku insana yaptığın azaltı çalışma yaptırmaz derken gerçekten yapmamak. Salim. Teşekkür ederim desteği için. Aga sen kimsin ha? Pencere kenarında duran adam. Sen kimsin ve niye duruyorsun orada ya? Aybara'nın asistanının notları.
kafatası sinir sistemin işleyişiyle ilgili verimli araştırmalarımdan dolayı Rogetsu Adası'nda Haibara revirinde Dr. Shigesu Haibara'nın asistanı olarak çalışmak üzere görevlendirildim. Dr. Haibara Rogetsu Adaları'na özgü bir durum olan ay ışığı sendromunun önde gelen araştırmacısı. Okuduğum belgelerde ay ışığı sendromu, uyurgezerlik ve hafıza kaybı gibi ilginç semptomları olan karma bir zihinsel bozukluk olarak tanımlanıyor. Devam eden araştırmalara rağmen hem sendromun nedeni hem de Rogetsu Adaları'na bağlamasının nedeni bilinmiyor. Doktor Haibara şu anda bu durum hakkındaki gerçeği keşfetmek için çalışmakta. Ay ışığı sendromunu tedavi etmek için adaların folklorunu da içeren benzersiz bir yaklaşım benimsemiştir. Geleneksel Rogetsu Adası, ay sesleri kullanılarak yapılan müzik terapisi gibi tedaviler geleneksel psikiyatride duyulmamıştır. Bence Haibara'nın fikirleri mesleğe heyecan verici yeni bir yön veriyor. Araştırmaları sadece ay ışığı sendromunu tedavi etmekle kalmayabilir. Aynı zamanda hafızanın zihin üzerindeki etkisini çevreleyen gizemleri çözmeye de yardımcı olabilir. Bu büyüleyici bir şey. Doktor Haibara ile çalışmanın Ankara'da bulunamayacak değerli bir deneyim kazanma şansı olduğundan hiç şüphem yok demiş asistanı notunda. Bir de şuna bakayım. Tıbbi bir dosya buldum. Asagi Hizuki, 6 yaşında bir kız. Eski binada koğuş numarası 2'de kalıyor. Rapor edilen semptomlar arasında ayna korkusu ve hafıza kaybı yer alıyor bu çocuğun. Bu da prototipik ay ışığı sendromu teşhisine işaret ediyor. Semptomlar orta hızda ilerliyor. Müdür Haybara'nın talimatıyla önümüzdeki hafta cerrahi prosedürü planlandı bu kızın. Aa, az önce gördüğümüz ben ameliyattan hoşlanmadım diyen kız bu demek ki. Prosedür daha önce daha şiddetli septomları olan iki ay ışığı sendromu hastasına uygulanmış ve olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu prosedürün nispeten hafif semptomları olan bir hasta uygulanmasının ay ışığı sendromu için bir tedavi geliştirmesine yol açacağı umulmaktadır. Bu nedenle ilgili herkes ayrıntılı notlar almalı ve daha sonra uygun raporlar hazırlanmalıdır. Not: yukarıdaki bilgiler gizlidir. Hastalara ve başkalarına ifşa etmeyin. Hayda. Solomon Kane 50 tane katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Ve ayrıca gecenin ikisi üçü demeden biz seyircilerine eski yayınlarını ama yeni yayınlarını, korku oyunlarını sunduğu için teşekkür ederim kardeşim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. İyi seyirler. Keyif alıyorsanız ne mutlu. Mavi ruh taşı. Bunu da aldık. Burası tamam. Burası tamam. Şuradan geçelim. Çocukları deney olarak kullanıyorlar burada yani. Bizim buradan çıkaracağımız şey şimdilik bu olması lazım. Bu bizim 5 kızı da mı deney olarak kullanmak istediler acaba lan? İyi de ayin mayin ne alaka? Dur bakalım. Bakacağız. Buradaki ağlaşmaları duyduk. Buraya girdik. Şurada bir şey mi vardı yerde? Burası kilitli. Kilit. Bu Haybara denilen herif deney yapıyor demek ki bu insanların üzerinde, çocukların üzerinde. Ama niye? Niye lan? Niye? Niye? Şuradan bir save alayım. Tamam, burası da kilit. Bura kilit. Ben sağdan geldim. İleri taraf açılmıyordu diye hatırlıyorum. Bir bakacağım. Tamam, burası açılmıyordu. Okeyiz.
Ulan üstten devam ya. Bu asansörü zaten kullanamıyoruz şu anda. Aa, dur bakayım. Eski malı tamam, kullanamıyoruz. O kapıdan devam. Ne gözden kaçırdım ben orada? Oyunun bitmesine mi? Daha çok vardır ya. Rahat bir 5-6 saat vardır herhalde. İşte beğendiyseniz yayınlarda bitireceğiz bunu. Merak uyandırdıysa, beğendiyseniz. Uğur'da keyif alıyorsan ne mutlu kral. Şimdi bir saniye. Asistanı gördük. Soldan asistana gittik. Orası değil yerimiz. Burası asistanın gittiği yerde. Burada hiçbir şey yok. Lan ben bir şey gözden kaçırıyorum. Neyi görmüyorum ya? Ha. Az önce burası çıkmamıştı. Yassı demir anahtar. Kül tablosunun üzerine kağıda sarılı küçük bir anahtar buldum. Operasyon hazırlık odası yazıyor. Revir anahtarı. Şey, revir haritası. Ha. Lobiye inip tamam. Tamam. Az önce bu anahtar çıkmamıştı ama. Ağzını bunu dağıtacağım ya. Tamam, şimdi nereye gideceğimizi biliyorum. Şu an bende canlandı o yer. Eski bir tekerlekli sandalye. Who cares my name? Ebene sor. Allahu Ekber! Dur dur dur, abla atlayacak bize. Abla bana atlayacak. Ne Orochimaru? Kaybol. Bu fener iyiymiş ya. Polis abim işini biliyor tabii. Zınk zınk zınk. Şuradan geç. Bu da Japon Wake feneri. Japon elin Wake feneri. Şimdi merdivenden inince sağdan, sağ koridordan devam edeceğiz. Oradaki kapıyı açacağız. Abim sivil polis ya. Lan! Sokacağım prosedürüne doktor. Ameliyathaneye giden asistan. Asistan, doktor, her neyse işte. Kızı ameliyat ettikleri yer. Ameliyatımdan hoşlanmadım diyen kızardı ya az önce. Samara gibi. Halka filmindeki Samara gibi çıktı önümüze. Ne bu? Mavi taş. Yataneye geldik. Bitkisel ilaç. La yerde bir şey var. Dur. Girme girme girme. Girme dur. Dur, şunu bir alamadım. Allah! Tamam.
Tamam, hiç yok yok, öyle bir şey yok. Nazar. Ameliyat yapan doktorlar. Tamam. Zirtino Premium, hoş geldin. Teşekkür ederim. 10 tane kristalim var. Maksimum güç. Depolama ruhpanı. Tamam. İnni bebe! İnni bebe de cinni bebe! Defol git! Oğlum kızım! Lan kızım! Oğlum kız gitmiyor, ne oluyor? Oğlum bir şey olmuyor kıza lan. Allah Allah. Bu lensi değiştirecek mi? Ne yapar? Dur, mahvetti bizi ya. Tam çember almak lazım. Ha, anladım. Yavrum sana ameliyat edenlerden sen derdini şey yapsan, sen bize niye dalaştın ya? Ya sanki seni ben ameliyat ettim zilli deli bok. Mızmız Myrtle ya. Atlayacak, bir şey yapacak. Hayatı kaybolduğu yerde bir şey atıyor. Doktoru söyledim. Bu yaptıkları şey hoşuma gitmiyor. Canım acıyor. Yarın daha fazla ameliyat olacak. Bu beni kötü yapıyor. Ameliyat, daha fazla ameliyat. Yarın daha fazla ameliyat. Ameliyatı sevmiyorum. Acıtıyor. Geber, acıtıyor diye yazmış. Ameliyat masasında ölüm sonrası muayene raporu bırakılmış. Ölüm sonrası raporu. Asaki Hizuki'nin 6 yaşındaki kızın ölümü saat 12.32'de gerçekleşmiş, gece yarısı.
Ölüm koşulları, ikinci cerrahi işlemden sonra durumu ciddi şekilde kötüleşti. Hasta sakinleştirildi ancak gece boyunca aniden dengesizleşti. Doktor derhal acil tedavi uygulamış ancak bir sonuç alamamış. Hasta kısa bir süre sonra ölmüş. Küçücük kızı öldürmüşler la. Savaş asistanı. Her 10 yılda 1 Eylül ayında Rogetsu Adası'nda çok önemli bir tören gerçekleşir. Rogetsu Kagura bu törenin adı. Rogetsu Kagura yaşayanlar ve ölüler arasında doğrudan iletişim sağlayan bir temsildir. Kökenleri belirsizdir ancak Rogetsu Adası halkı onu çağlar boyunca ölenleri onurlandırmanın bir yolu olarak taşımıştır. Gemi adı verilen bir bakire, org adı verilen 5 kızın çaldığı müzik eşliğinde transa geçerek dans eder. Dans gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eder. Kagura sırasında sadece gemi ve orklar maske takmaz. Gözlemci olarak orada bulunan herkes maske takar ve töreni izlerken ellerinde mum tutarlar. Adanın en önemli festivali olan Kagura, Rogetsu Adası'nda doğanları her 10 yılda bir eve çağırır. Ne kadar uzakta yaşarlarsa yaşasınlar bu yolculuğu yaptıkları söylenir. Bir zamanlar sadece yerlerini ziyaret edebildiği Kagura 30 yıl önce ziyaretçiler açıldı ve şimdi adanın en önemli turistik bir merkezi olarak geçmekte. Bu kızlar zamanında 7 yaşındayken o zaman bu festivale, ya festivalde bu aile katılmışlar belli ki. Tam 10 yıl sonra her 10 yılda bir adaya çağırıyormuş ya bu şeye katılanı. Bu aile katılanı. Büyük Melo bakire kadın ve 5 çocuk 10 yıl sonra, çocuklar 17 yaşına gelip, bakire kadın artık kaç yaşındaysa, buraya adaya geri dönmüşler. Bence... bak. Bak, eğer ada boş değil de her birileri olsaymış, bugün festival günüymüş. İlaç kutusunun üzerinde bir insan kafası modeli oturuyor. Duruyor daha doğrusu. Burada beyin ameliyatı yapılmış. Doktor Haybara'nın asistanının notları. Haybara evinde ay ışığı sendromu vakalarını gözlemliyordur. Hastalarından birini gördüğüm ilk anda tüyleri perdici heyecan omurgamdan aşağı doğru ve yukarı doğru yayıldı. Bu sendrom daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Bu iş kolunda olağan dışı ve rahatsız edici şeylerden payımı düşeninden fazlasını gördüm. Ay ışığı sendromu bellek parçalanmasıyla birlikte benlik algısının bozulması semptomlarını gösterir. Bu da hastanın kişiliğin yok olmasıyla sonuçlanır. İleri aşamalarda tam hafıza kaybı ve tepkisizliğe yol açar. Ve nihayetinde ölümcüldür. Ancak görünüşe göre çoğu hasta semptomları bu son korkunç aşamalara ilerlemeden önce kendi yaşamlarına son vermeyi tercih etmektedir. Bunu kendi gözlemlerimle görünce buradaki çalışmalarımla ilgili yeniden bir acilet hissettim. Doktor Haybara ay ışığı sendromunu özel bir yerel endemik hastalık olarak ele alıyor. Ancak henüz durumun doğasını kavrayabilmiş ya da güvenli bir tedavi yöntemi geliştirilebilmiş değil. Bu durumla mücadele etmek için cerrahi prosedürler ve halk tıbbı ile birlikte ilaç tedavisine odaklanılıyor. Yarın farklı tedavi türleri hakkında daha fazla ayrıntı öğreneceğim. Umarım bunlardan biri tedavi olarak geliştirebilir ve sonunda bu insanları kabuslarından uyandırabiliriz. Spraxy 6. yayına çok teşekkür ederim. Küçük demir bir anahtar bulduk. Bu demir anahtar... girişteki o cam mekanı açıyor. Tamam. Tamam. Bir senin düşmediğin kalmıştı. O çok iyi oldu. Onu çok iyi yaptın aslan. Peki... şimdi... bu kapımız kilitli. Bu güzel oldu.
Ayşe Çakır, son neye bağlanacak çok merak ettim. İyi seyirler herkese. Ayşe'cim 8. ayında teşekkür ediyorum. Valla ben de merak ettim ne olacak. Dediğim gibi beğenirseniz 2-3 korku yayınına biz bu oyunu bitiririz. Ama yok sarmadı derseniz ben kendim bitiririm. Allah! Oy benim! Asistan! Tokadı koyarım ağzına. Aso neredesin asistan gel. Çoluyuz. Gördün mü diyor, göstereceğim ben sana. Gel çıkardım gel. Feneri çıkardım göstereyim gel. Belkıs. Belkıs kız yaz bir şey de okuyayım kız. Neyi okumadım? Lan gördüm okuyorum söyle. Ya okumam istediğim bir şey varsa yaz okuyayım. Hayatın kaybolduğu yerde bir not var. Ben Haybara Reviri ile bağlantılıyım ve bu kızların yakında zamanda ortadan kaybolmasıyla ilgili gerçeği açıklamak istiyorum. Muhbirin raporu. Revir arazisinde yürürken kuyudan gelen çocuk sesleri duydum. İlk başta bir şeyler duyduğumu sandım ama sesler giderek daha da belirgin hale geldi. Call of Duty World War 2 çeker misin? Belkıs'cığım YouTube'da var zaten izleyebilirsin. Normal çocukların kalabalık bir yerde düştüklerinde ya da ebeveynlerini gözden kaybettiklerinde yaptıkları gibi sadece ağlamıyorlardı. Bu tamamen daha içi boş, korkunç bir sesti. Onlar kaybolan kızlardı, bundan eminim. Bu konuda daha fazla siz kalamam, şimdi harekete geçmem gerek. Aa, muhbir herhalde bu kızlarla ilgili bir şeyleri fark edip gelip polise söyleyip bu abimizin 7 yaşındayken bu kızları kurtarmasına vesile oldu herhalde. Resul Elizade. Abi izle mi o zaman? Ay oraya girme, oraya girme. Bebe geldi. Anam anam anam. İnni ve de cinni oluşumlar. Siz bir Allah cinni cezanızı versin. La çık gidek la. La kardeş. Aa doktor Aybara. Lan hayvan. Yürü yürü şuraya açalım biz önce. Aha. Geldim geldim bir saniye. Geldim lan. Hayvan. Dur bir oğlum. Ahşap kart yerleştiren hiçbir şey. Ayı. Üzerinde kışlayan ayı bulunan küçük bir panel bulundu. Yarım ay bulunan. Oğlum
Telefon burada çalmıyor mu lan? Ney? Gönderdiğim mektubu okudun mu? Ne mektubu abi? Aa, muhbirin polis memuruna bu abimize gönderdiği mektup. Kızları durumunu söylüyor. As! Lan! Watashiwa! Gotte gotte bayaru. Anan avradı. Lan müdür bir defol git. Bizim bu aşağı inmemiz lazım ya. Şu herifin asansörden indiği gibi bizim de inmemiz lazım da şuraya bir bakamadım tam. Aç bakayım şurayı. Hafif ay ışığı sendromu vakalarında hastalar hafızalarının parçalarını kaybetmeye başlar ve uyuşgezerlik eğilimi gösterirler. Bu semptomların hiçbiri özellikle nadir değildir ve hatta birlikte ortaya çıkabilir. Ancak ay ışığı sendromunu diğer durumlardan çok farklı kılan ayın evresinin hastalar üzerindeki etkisidir. Hastalar ay ağardığında ve dolunay olduğunda stabilize olurlar. Ancak ay ışığını aramaya ve geceleri dolaşmaya eğilimlidirler. Ay küçüldüğünde ise korkar ve dengesizleşirler. Bu nedenle şimdi ay ışığı sendromu olarak adlandırdığımız durum aslında ay tutkusu veya gece yürüyüşü olarak bilinmekteydi. Ağır vakalarda hastalar neredeyse tüm anılarını kaybeder ve pencerelere hatta çatılara çekilerek ay ışığı tarafından yönlendiriliyormuş izlenimi verirler. Sanki kaybettikleri benlikleri kısa bir süreliğine de olsa kendilerine geri dönmüş gibi mutlu bir şekilde ay ışığında yıkanırlar. Hafızalarını kaybeden hastalar mutlaka aya doğru bakmaya başlarlar. Bu gibi belirtiler bireysel psikiyatrik vakalarda ortaya çıkabilir ancak birden fazla hastada aynı anda ortaya çıkmasını yeterli şekilde açıklamak zordur. Bu durum Rogetsu adalarına özgüdür. Bu nedenle bu adaların iklimi veya inançlarıyla bir bağlantısı olabilir. Oy. Asistan bir şey saklıyor ama ne? Aybar Asistan'ın notu. Günler geçiyor ve ay ışığı sendromu tedavi etme çabalarımız devam ediyor. Doktor Aybar'ın tedavi yöntemleri bazı olumlu sonuçlar verdi. Ancak tıp bilimindeki dayanaklarını kaybetmeye başladılar ve giderek batıl inançlar ve folklorla karışıyorlar. Benim daha rahatsız edici bulduğum şey ise bu hastanede kullanılan tuhaf terminoloji. Bunlar standart tıbbi terimler değil. Örneğin orta evre ay ışığı sendromu hastalıkları aynada ya da suda kendi yansımalarından korktukları semptomları gösterirler. Rogetsu adası folklorunda bu fenomen tomurcuklanma olarak adlandırılır. Hastalar kendi yüzlerinin tamamen farklı bir şey olarak yansıtıldığını görüyor olabilirler. Belirtinin doğası ne olursa olsun keşke bunu halüsinasyon ya da fobi deselerdi. Uygun tıbbi bir terim kullanmak yerine bu batıl tomurcuklanma kelimesi revir personeli tarafından günlük olarak kullanılıyor.
gündelik olarak. Görünüşe göre tomurcuklanmış bir yüz, sadece kendileri tarafından görülebilen hastalarda tomurcuklanıyor. Sonra çiçeklenme var. Bu semptomun ayrıntılarını bilmiyorum ancak bu kelimeyi duyan insanların yüzlerindeki rengin kaybolduğunu gördüm. Görünüşe bakılırsa bunun botanikle bir ilgisi olduğundan şüpheliyim. Dediklerine göre şiddetli ay ışığı sendromu vakaları olan insanların yüzlerini görenler onlarla rezonansa giriyor ve kendileri de sendroma yakalanıyorlarmış. Bu tomurcuklanma mıdır bilmiyorum. Adı ne olursa olsun nörolojik bir durumun bulaşması nasıl mümkün olabilir? Harbi lan, sinirsel bir şey nasıl bulaşıcı olabilir? Buraya gelmeden önce böyle bir olasılığı aklıma bile getirmezdim ama ay ışığı sendromu bir şekilde bulaşıcı olabilir. Bütün bunların üzerine yarın yapılacak bir ayin için hazırlık yapmam istendi. Ne tür bir prosedür olduğunu bilmiyorum. Nasıl bu hale geldi bu işler? Bütün bu olanlar beni hasta etti, delireceğim. Dercesine bir not bırakmış. Asistan. Müdürün odasının ışığı yanıyor. Acaba lan! Allah Allah! Elinde şırıngayla geliyor ya bir de. Bu arada bir save almam şart ya. Ne bulaşık adam bu asistan ya. İşlemeli kutu, oymalı bir kutu, bir çeşit mekanizma tarafından kapalı tutuluyor. Üzerinde Waxing Moon ya ve Evening Moon desenleri işlenmiştir. İki yuva görülebilir. Aa, bir dakika. Çık bakayım şuradan. Ne oluyor ya? Şimdi şunu bir geliştirelim. Lan nerelere iniyoruz? Nihat'cığım Silent Hill 3'ü vakti geldiğinde oynayacağım. Çitin arkasında asistan.
Nasıl geçeceğiz oraya? Kaç asistan var mı? Yok, tek asistan ya. Asistan bir tane. Sürekli yansımasını görüyoruz tuvaletin. Ne oluyor lan? Ay! Haybara. Bizim asansörde inerken gördüğümüz Haybara'nın gençliği. Bu da yaşlı hali, doktor. Masanın üzerinde dosyalar ve eski raflarla kaplı. Bozuk kol TV, teşekkür ediyorum. Doktor Haybara'nın, yönetmen Haybara'nın notları. Ben Haybara adını taşıyan saygın bir baş kraliyonismel seroniminal rahip toyundan geliyorum. Ben aynı zamanda bu adanın tıp adamıyım ve bu nedenle modern dilde ay ışığı sendromu olarak bilinen bu durumla yüz yüze geldim. Ay ışığı sendromunu araştırmak ve tedavi etmek için bir enstitü kurarak bir yandan tıp biliminin nimetlerinden yararlanırken bir yandan da atalarımın öğretilerine sahip çıktım. Modern bilim ve kadim geleneğin bir bileşimini kullanarak bu Baffling sendromunu araştırmanın benim görevim olduğunu inanıyorum. Bir zamanlar Rogetsu Adası halkı zihin ve ruhun doğasını araştırmak için zamanlarına uygun kendi araçlarını kullandılar. Kagura maskeleri bu araçlarından bir tanesiydi. Maskeyi takıp müziği duyan gemi, yani ana kişi, kendini kaybeder. Organların, yani o yanındaki 5 çocuk, maskeleri onların ritimlerinde sabit tutmalarını sağlar. Maske takmak insan beyninin çeşitli farklı bölümlerini uyarır. Bu bilimin tek başına açıklanamayacağı söyleyip büyüleyici bir olgudur. Maskeler beynin potansiyelini keşfetmek için gereken güçlü bir yöntemdir. Yeni bölgeleri keşfetmeniz için bize bir kapı açarlar. Ve böylece Rogetsu Kagura'nın eski hayır gerçek şekli ortaya çıktı. Türeyi Şahini. Bu ayin bize zihnin uçurumuna dalmak için bir araç sağlar. Ancak iniş ayini Rogetsu Adası'na felaket getirdiğinden beri yasaklanmıştır. Bu felaketi anlatan efsaneler korkutucu, ancak ay ışığı sendromunu fethetmek için, gerçekleşmek için tabu sınırlarını aşacak kadar cesur olmalısınız. Ay ancak her 10 yılda bir tutulur, bu şansın elimizden kaçmasına izin veremeyiz. Zaman ne yazık ki sahip olamadığımız bir meta. O zaman gene bir ayin düzenleniyor abi. Gene ya da düzenlenecek. İlk ayinden bu yana 10 yıl geçti çünkü şu an. Biz 10 yıl sonrasındakiyiz. 10 yıl sonrasındakiyiz ilk ayinden. 8-3-11. Ne yaptık? 8-3-11 dedik. Bunu geliştirdik abi. Burada örtülü bir ayı andıran bir heykel var. Masanın üzerinde bir dizi sayı gösteren bir interkom var. Yönetmenin izlerini arayın. Salim Hacı, çok teşekkür ederim 10 katı diğer için. Masanın üzerinde bir dizi sayı gösteren bir interkom var. Bizden ne yapmamızı istiyor? Yönetmenin izlerini. Allah Allah. Ben buradan geldim. Caner Atalay değil mi abicim?
Don't Leave diye bir korku oyunu var, bakabilirsin, çok iyi. Bakarız abi. Burada ne yapacağımı anlamadım ya. Var mı fikriniz? Şurada bir şey vardı, onunla etkileşime geçemiyorum. Bir saniye. Şeyi bir açsana. Haritayı. Burası save noktası. Orası başka bir save noktası. Allah Allah. O aşağıdaki çiti açacağız da demiri. Ya demir kapıyı. Ama nasıl ya? Doktor buradan gitmiş midir acaba? Ya bir de canım az ya. Can lazım bana. Ahşap kart maksimum. Aha. Kutuyu açtık. 438-951. Üzerinde seminosa 3 çeşit bilmece yazılı. Direktör ofisi. 2 kez 7 gün 7 yeni ayı dolunay yapar. Artı bir de kaderin karenin anahtarıdır. 2 kez 7 gün yeni ayı dolunay yapar. Artı bir de karenin anahtarıdır. ...438-951. Let's go. Şey mi acaba? Yo. 2-7 ayı dolunayı yapar. Artı bir de anahtar. Artı bir. Yedi altı sıfır mı lan bu? 7-6-0. Yedi sıfır altı olur mu? Artı kare anahtar. Artı kare. Bir saniye. Neredeydi o şey? Heh. 2 kez 7 gün yeni ayı dolunay yapar. Bu ne demek ya? Artı bir de karenin anahtarıdır. 9, 8, 13. ...771 mi? Nasıl 771 oluyor? Emirhan Topcan. İyi bok yiyeceksin.
771 nasıl oluyor? İlk defa 7 artı 1. Ha, iki defa 7 bir de artı. Ha, 7 7 1 o anlamda mı diyorsunuz? 2 7 bir dolunay. Bir de 1. Deneyim. 771. Cık, olmadı. Bir dört, 141 olabilir mi? 141. İki yedi dolunay yapar, artı bir, artı bir kare, karenin. ...271 mi deneyeyim? Deneyeyim. 271. Cık. 271 de değil. Allah Allah! 714 mü? 714 denemedik mi ya biz? ...276. Neye göre diyorsunuz ama onu anlamıyorum. 276. 276 oldu. Neye göre bu? ...276. Nasıl oldu o? 276 bunları nasıl buldu? Mantığı ne? Ses buradan geliyordu. Gizli bölme mi lan ora? Hoppa. İki kere yedi gün, altı dolunay. İki yedi altı. Ha, öyle mi? La oğlum, başıma bela mısınız lan? Avada Kedavra! Yatakta uğursuz bir cihaz var. Müdür Hayrıba bunda ne yapıyordu acaba? Anam Allah'ım! La bırak! Onun bunu çocuğu bıraksana! Yanlarında şınga, penser, bir sürü... Ne oluyor oğlum? Ayışı sendromu araştırma dosyası. Bugüne kadar denediğimiz ayışı sendromu tedavisi yöntemleri arasında en umut vericisi olanı ameliyat gibi görünüyor. Özellikle bu tedavi beynin doğrudan ya da dolaylı yollarla uyarılmasını içeriyor. Bir saniye, çok pardon. Hayır, rol yazdı. İlerleme ilk başta çok yavaş ve çok zorlu oldu. Çok fazla deney yapıldı ancak sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi kapsamlı tedavi yöntemi bulduğumuz gün uzak değil. Hasta başlangıçta ayışı sendromundan kurtulmuş gibi göründü bu ameliyattan sonra. Ancak hızla hafıza kaybı ve boşluk ve ardından ölümle kötüleşti. Cesedin yüzü çarpık görünüyordu ve tabii ki hemen hasat edildi. Bu çarpıklık çiçeklenmenin bir başlangıcı mıydı acaba? Cerrahi prosedürlere tedavi araştırmaları devam ediyor. Ancak çiçeklenme ne pahasına olursun önlenmeli. Efsanelerimizde bahsedilene benzer şey başka bir felakete yol açmamalıyız. Bu adada başka bir huzur günü yaşamayız. Başka bir huzur günü yaşayamayız. Ne oluyor oğlum ya?
Oğlum ne oluyor? Nerelere iniyoruz? Ne oluyor? Geçit tamamen tıkalı. Elanur Adıcan, teşekkür ederim Elanur'cum desteğin için. Eleanor, pardon Eleanor de, çok özür dilerim, yanlış okudum, çok affedersin. Eleanor. Hoş geldin, teşekkür ederim desteğin için. Gülse daha çok teşekkürler desteğin için. Aa, asansörün indiği yer. Koku mu sinagattıydın ko? Ameliyat yapıldığı yerin altına iniyormuş. Aa, bu doktorun işte gençliği. Bu deneyleri yapan. Ore wa ano toki kono kakusareta basho o mitsuketa. Yo pardon, bu bizim şey dedektifin gençliği, affedersiniz. Bu bizim dedektifin gençliği. Bu oynadığımız polisin. Kızları burada bulmuş 7 yıl önce. İhbar üzerine. Bizim 5 kız var ya, onları. 7 yaşında burada bulmuş. Barış Atalay, teşekkür ederim de senin için. Aa, 5 kız da burada. Geçirdiniz lan bize. O kasanı tanımaradık da. O transa geçmiş bunlar. Kiraiko. Hoppa, yıllar sonra, 10 yıl sonra abimiz tekrar burada. Hoppa! Zınk! Sınav haftasında temsili. Evet, yavaştan yayının sonuna geliyoruz çünkü Erol yazdı, gelmek üzere. Şu başı bir, şurayı da bir görelim. Let's go. Şurayı da bir izleyelim. Ha, özet mi? Eğer kimse bir şeyi hatırlamıyorsa bu hiç yaşamadığı anlamına mı gelir? 10 yıl önce kaybolan kızlardan bir diğeri olan Ruka Minazuki, Misaki ve Madoka'nın ardından Rogetsu Adası'na gelir. Şu ana kadar yaşadıklarımızın özeti. Ruka adada büyümüştür ama olaydan sonra annesiyle birlikte adadan ayrılmıştır. Ruka'nın buraya gelmek için kendince nedenleri vardır. Ruka kayıp anılarını bir araya getirmek istemektedir. Neden, nerede doğduğunu ya da babasının neye benzediğini hatırlamamaktadır. Ona ve diğer kızlara ne yapılmıştı? Kaçırıldıkları gün adada neler oldu? Ruka, anılarının anahtarını bulmak için Rogetsu salonunu keşfederken Aso Müzesi'nin yanındaki odada Madoka'nın hayaletiyle karşılaşır. Daha sonra aynaya bakar ve kendi yüzünün çarpıtılmış ve bozulmuş görüntüsüyle karşılaşır. Bam. Evet, dördüncü kısımda Ruka Minazuki ile devam ediyor olacağız. Eğer siz isterseniz efendim, ama şimdilik bu hikayede burada kalıyoruz. Çünkü asker askerden dönüyor. Bende de eşyaları var. Onları ona vermem lazım. Ondan dolayı efendim saatlerimiz 12.07 geçe, 3 saatlik bir Uzak Doğu Korku Gecesi'nin sonuna geliyoruz. Ecem B, Ecemciğim çok teşekkür ederim desteğin için. Çok çok teşekkürler. Keyif aldıysanız ne mutlu. Sizden ricam,
oyunla ilgili gerçekten yayın bittiğinde, şimdi canlı sekmesinde tekrarını göreceksiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Beğendiğiniz takdirde lütfen alttan beğenmeyi, işte devamının gelip gelmesini istemediğinizle alakalı yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Devamı gelsin derseniz devamını oynayacağız. Yarın, yani Perşembe günü oluyor değil mi? Evet, Perşembe günü, yani ayın 4'ünde, artık bugün oldu aslında, Long Dark'ın 2. bölümünü yapıyor olacağız. Kara Kış'ta hayatta kalma mücadelesi, Mackenzie'nin Astrid'in arama mücadelesi ve o gizemli çantanın içerisinde ne var sorusunun cevabını aramak üzere Long Dark'a devam ediyor olacağız. Yarın akşam yayında görüşmek üzere. Yani aslında bugün akşam işte, her neyse, anladınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Sürçülisanın varsa affola. Olabildiğince keyif vermeye ve oyunu hızlı bir şekilde, hani sıkmayacak şekilde oynamaya çalıştım. Başarabildiysem ne mutlu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım devam eder ve finalini görürüz bu hikayenin. Kendinize çok iyi bakın. Yarın canlı yayını duyuruyor olacağım. Ya 8'de ya da 9'da yayında oluruz zaten akşam. Bay bay. Razer sundu. Razer bir tanesi.